Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet hocam. Merhabalar hocam. Harika. Çok güzel. Bugün yine çok güzel evet, bir çocuk hocam. Karşımda. Yine güzel bir katılım var. Daha da artıyor. Gitgide artıyor. Çok teşekkür ederiz. Yarın sınavlar olmasına rağmen, hafta sonu olmasına rağmen çok güzel bir katılım var. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum ben. İlçe müdürlerimizi bekliyorduk. Ama onlar müsait olduklarında katılacaklar. Onlar katıldıklarında kendilerine söz veririz. Öğretmenlerimizin sunumları oldukça çok. 9 tane örnek proje sunacak öğretmenimiz var. Onların hepsini tek tek heyecanla dinlemek için sabırsızlanıyoruz. İlk olarak Ayşe Hocam'la başlayacağız. Sabine Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'nden. Ayşe Hocam, hoş geldiniz tekrar. İyi akşamlar. Hoş geldin hocam. Merhabalar. Değerli arkadaşlar, öğretmenimiz sunum yaparken sizden ricamız kameramız ve mikrofonunuzu kapatmanız. Çünkü hem dikkati çok dağılıyor hem de sunumu çok yavaşlıyor. Ayşe Hocam, siz hazırlıklarınızı yaparken ekran paylaşımı için ben müsaadenizle sözü müdürünüze vermek istiyorum. Sevgili İlhan Can Müdürümüz her akşam bizimleydi. Müdürüm, sesim geliyor mu? Geliyor Gülşen Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim müdürüm. Kameranızı açabilirsiniz. Dikkat dağılmasın deyince ben uyuyorum. İlhan Müdürüm, çok sağ olun. Çok incesiniz her zaman gibi. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Heyecanla sizin ve Ayşe Hanım'ın sunumunu bekliyorum. İlk defa böyle bir Sabiha Gökçen'in ismini duyurmak projesi sayesinde. Alo. Geliyor sesiniz hocam. Sabiha Gökçen'in sesini duyurmak hem de yaptığımız projeyi böyle insanlarla paylaşmak bizi çok mutlu etti. Bu da tabii ki sizin sayenizde. Bu arada webinarlarınızın %50'sine girmeye çalıştım, öyle diyeyim. Yani ben biraz az diyeyim. Çok güzel programlar yaptınız. Sizi okulumuz adına hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Çok sağ olun müdürüm. Var olun. Çok teşekkür ederim. Ben de dediğim gibi sizi görünce programlarda çok güç aldım. Okul müdürlerimizin destekleri bizler için paha biçilemez. Tekrar teşekkür ederim. Okulumuzdaki öğretmenler gerçekten çok şanslılar. Özellikle bir meslek sesi olduğu için ben biliyorsunuz okulunuza geldiğimde hayran kaldım. Yani teneffüste bile teneffüs olduğu belli değil. Hani inanılmaz sessiz. Öğrencilerin profilleri muhteşem. Öğretmenler çok güzel işler yapıyor. Bir de tabii uçak bölümünün olmasından ötürü sanırım biraz da beni cezbetti. Sizin gibi meslek lisesinde çalışan öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, e-twinning'i benimsediklerinde bizim daha da çok hoşumuza gidiyor. Çünkü herkese şöyle bir algı var. Meslek lisesi öğrencileriyle proje yapmak çok zordur. Hani Erasmus için ya da işte diğer proje için söylemiyorum. E-twinning için söylüyorum. Çok zordur ya da yapılamaz algısı var. Sizin gibi bugün birkaç meslek lisemizden daha sunum olacak. Sizin gibi okullar sayesinde biz bu algıyı kırıyoruz inşallah. Tekrar teşekkür ederiz İlhan Müdürüm. Sözü Ayşe Hocama veriyorum müsaadenizle. Başarılar Ayşe Hanım. Teşekkür ediyorum hocam. Ayşe Hocam, ekranınızı paylaşabilirsiniz. İzniniz var, buyurun. Tamam. Sunumunuza geldi başlayabilirsiniz. Sanırım, ekranım, değil mi? Gayet güzel, evet. İyi akşamlar diliyorum. Sayın okul müdürlerim, sevgili arkadaşlarım. Ben Ayşe Arslan, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Ben bu güzel fırsatı yakaladığım için gerçekten çok mutluyum. Gülşah Hocam, size çok çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim itimlikle tanışmam bu yılın Eylül ayında sizin okulumuza gelip bize sunum yapmanızla başlar. Gerçekten çok heyecanlandırmıştı beni. Öncelerim herhangi projeye dahil olmamıştım. EBA'dan, işte İTİVİNİK EBA'dan eğitimleri alarak başladım. Etkinliklere katılarak başladım. İşleyişi, süreci öğrenmeye çalıştım kendi çabalarımla. Sistemi tanıdıkça projeler beni daha da heyecanlandırdı. Sonrasında birbirinden güzel iki projeyle dahil oldum İTİVİNİK ailesine. Bir tanesi kendi alanımla ilgiliydi. Şiiri, müzikle yolculuğum. Bestelenmiş şiir ve şairleri konu alan bir projeydi. Sonraki projem
sosyal sorumluluk yaklaşımıyla başladığım bir projeydi. Beni de fark et, İTİBİNİK projesi. Bugün size bu proje hakkında sunum yapmak istiyorum ben. Beni de fark et projesi otizm temalı arkadaşlar. Otizmin bir hastalık olmadığını, bir farklılık olduğunu öğrenmek, yaymak, yaygınlaştırmak için bu projeyi oluşturduk. Projemiz 10 okul ortaklı bir proje. Kurucumuz Ukrayna'dan Natali öğretmenim ve Çarşamba Fen Lisesi'nden Murat Çebeci öğretmenim. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum bu oluşumu bizi de dahil ettikleri için. Şöyle yaptık biz arkadaşlar, diğer tüm projelerde olduğu gibi işte okul, öğretmen, öğrenci, il, ilçe tanıtımlarımızla projemize bir temel atmış olduk. Güzel bir programla, yıllık programla çalışmalara başladık. Öğrencilerimizle 21. yüzyıl kazanımları sağlama amacıyla etkinlikler gerçekleştirdik biz. Bolca ve pik aracı kullandık. Çocuklarımıza seçme hakkı tanıdık, özgürlüğü tanıdık. Ben ürünlerden biraz bahsedeyim size. Afişler tasarladık, logolar tasarladık. Her okul kendi logosunun afişini ayarladı, tasarladı. Sonra demokratik bir ortamda proje afiş ve logomuzu seçtik. Çocuklara seçme hakkı tanıdık tekrar. Okul panolarımızla çalışmalarımızı ve projemizi duyurduk okulumuzda. Sınıflarda otizm temalı EBA'dan otizm tanıtım videoları açtık. Onlarla hep beraber biz de öğrendik, biz de geliştik. Sonrasında ürünler ortaya çıkarmaya başladık. Ocak ayında başladık projemize. Takvimle başladık. Ayları kendi aramızda böldük. Sonrasında hazırladıklarımızla bir takvim oluşturduk. Kelime yığını, bulmacalarımızı oluşturduk. Zaman içinde öğrencilerimiz kamera karşısına geçtiler. Bir özgüven sergileyip farkındalık videoları çektiler. Çektikleri videoları e-kitap haline getirdik. Bu onları çok heyecanlandırdı. E-kitabı İngilizce ve Türkçe olarak hazırladık arkadaşlar. Projelerde forum kullanımı çok önemlidir, biliyorsunuz. Biz forumu mümkün olduğu kadar çok çok kullandık. Tüm aktivitelerimizin hemen hemen belki temelinde forum sayfaları yatıyor diyebilirim. Forumda başlıklar açtık, tartışmalar oluşturup çocukların beyin fırtınası yapmasına imkan tanıdık. Pepik araçlarını tanıttık, aralarından uygun olanları ve sevdiklerini seçmelerine imkan tanıdık. Proje başlangıcında anket düzenleyerek onların projeye yaklaşımını ve hazır bulunuşluğunu ölçtük. Yine forma yazdıklarım sorulardan kahoot hazırladık. Bizim en sevdiğimiz belki ve pikaracı kahoot diyebilirim. Çok eğlendiler, çok güzel vakit geçirdiler. Hatta biz bu oyunları pandemi sürecinde online oynadık okullar arası. Kelime yığını bulmacaları hazırladık. Bu bulmacalar, işte renk bulmacası var, başka bulmacalarımızdan bir tane. Bunlar otizm akranları için hazırlanan çalışmalardı. Gayet başarılı oldular çocuklarımız bundan. Projemiz her zaman öğrenci odaklıydı. Attığımız adımlarda onlarla hep iletişim halindeydik. Projemize hangi başlıkların olmasını istersiniz, hangi çalışmaları ekleyelim istersiniz diye soru yönelttik. Aldığımız cevaplar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettik. Engelli vatandaşlarımıza bakış açımızla ilgili yine burada görüşlerini öğrencilerimiz dile getirdi. Otizm kitabı bizim final ürünümüzdü. Projenin başından sonuna kadar öğrendiğimiz, elimizde var olan tüm araştırma sonuçlarını kullanarak güzel, dolu dolu bir otizm kitabı oluşturduk. Proje sonu değerlendirmeleri yaptık. Hani yaptığımız çalışmaları bırakmadık. Onların dönüklerini toplayarak değerlendirmelerde bulunduk. Ben size sayfalardan bazı çalışma örnekleri de göstermek istiyorum. Yine aklıma gelen bir çalışma şu anda. Sesli kitap hazırladı öğrencilerimiz. Otizm akranları için her okul bir hikaye kitabı hikaye seslendirdi. Yine hikayelerin toplamından bir kitap oluşturduk. Şu
Şuradan göstermek istiyorum kitabımızı. Şu an bulamadım. Evet, otizm kitabımızı göstereyim önce. Otizm kitabımız şöyle bilgilerle doldurduk kitabımızı. İlerleyen sayfalarda karikatürlerimiz var. İşte elimizdeki tüm verileri buraya yükleyerek derli toplu otizmi tanıtan, otizmle neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini anlamamızı sağlayan bir çalışma oldu. Ayraçlar da tasarlamıştık. Ayraçlar otizm üzerine sözlerle ve simgelerle hazırlandı. Bu ayraçları kendi okul ortaklarımızla eşleştik arkadaşlar. Hediyeleşme oldu. Bu da bizim samimiyetimizi, muhabbetimizi arttırdı. Hem projenin bir anısı oldu elimizde. Hem de daha aktif, daha paylaşımcı hissettik kendimizi. Proje ortaklarımızla çok özveriyle çalıştık. Tam bir takım ruhu oluşturduk. Hiç kırmadan, dökmeden 3 ay boyunca ürünlerimizi birbirimizden örnek alarak, belki birbirimizi geçmeye çalışarak, daha güzelini yapmaya çalışarak ürünler oluşturduk. Blog'dan da bahsetmek istiyorum ben. Proje blogunu proje kurulmasından itibaren oluşturduk. Sona bırakmadık. Bu bilinçle başladık projemize. Yaptığımız çalışmaları ay ay, hafta hafta blogları yükledik. Birbirimizin çalışmaları hakkında yorumlarda bulunduk. Facebook sayfamızda her çalışmamızı mutlaka yer verdi her bir üyemiz. Yaygınlaştırdık bu anlamda. Şu an bu katıldığım webinarda bir yaygınlaştırma olarak düşünüyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum bu imkanı sahip olduğum için. Ben proje ortaklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kurucularıma, arkadaşlarıma verdikleri emekten ötürü. Proje öğrencilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Bu pandemide bıkmadan, usanmadan, yılmadan, motivasyonlarını bozmadan çok çabaladı çocuklarım, çok çalıştılar. Beni bu anlamda hiç üzmediler gerçekten. Çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Kalite etiketine başvurduk. Oradan da güzel bir sonuç alacağımızı umuyorum. Size logolarımızdan göstermek isterim. Çok özel, çok güzel bir proje. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Mümkünse. Son sözlerim itebinek üzerine olacak. Projemin ötesinde. Ben şunu söylemek istiyorum. İtebinek platformu beni çok mutlu etti. Böyle öğrenme, öğretme şevkim arttı. Kendimi çok iyi hissettirdi. Kendi okulum dışında bir dünyaya kapı açmış oldum ben bu portalda. Bu konuda çok geç kalmış, aynı zamanda da farkına varmış ve şanslı olarak görüyorum. Şöyle ki, normal şartta hayatta yolumun kesişmeyeceği birçok insanla bu ortamda birlikte iş üretebilmenin tadına vardım. Beraber gelişmeyi öğrendim. Birbirimizi desteklemeyi öğrendim. O yüzden ben ilerleyen yıllarda her yıl bu ortamda olacağımı düşünüyorum. Öğrendiklerimin üstünde kat kat ekleyerek gerçekten çok heyecanlı bir yıl geçirdim ben. Şurada okullar kapandı, 3 ay eve kapandık belki ama bu süreçte resmen dayanak gibi oldu. Hani daha dinç, daha dinamik tuttu. Bundan dolayı İtevinik ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son olarak okul müdürümü bu süreçte bizi hep desteklediği için, hep güç verdiği için, hep yanımızda durduğu için gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayşe Hocam, aslında İtevinik ruhunu o kadar güzel özetlediniz ki, nitekim Eylül ayında başlayıp hani Mart ayına kadar hani fiilen projenizi gerçekleştirebilseniz bile İtevinik ruhunu o kadar güzel benimsemişsiniz ki hiçbir zaman geç kalmazsınız İTÜNİK'te. Bunu unutmayın Sayın Hocam. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz.
İnşallah güzel projenizde kayıt etiketiyle taşlanır. İnşallah, çok isterim. İnşallah. Özellikle çocuklarımın emeği ziyan olmasın diye çok istiyorum gerçekten. Özel bir proje, özel çocuklar. İnşallah evet. Bu şekilde evet. Ödüllendirilirsiniz diyelim. Ama zaten hı-hı. Çocuklarınız sizin gibi bir öğretmene sahip olmakla zaten ödüllerini almışlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok ekran paylaşımımız ben çocuklarımla beraber öğrenme serüveninde ilerliyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Ekran paylaşımınızı kendiniz kapatabilirsiniz. Gerekirse tamam. Ben de kapatabilirim. Sıradaki öğretmenimiz Orhan Gazi Ortaokulu'ndan Bahar hocamız. Bahar hocam iyi akşamlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bahar hocam okul müdürümüz burada mı acaba, Muzaffer müdürümüz? Katılacağını söylemişti ama konuşma yapacak mı bilemiyorum. Tamam, Muzaffer müdürümüz buradaysa hoş geldiniz diyoruz. Konuşma yapmayı arzu ederse mikrofonunu açıp konuşabilir. Arzu ederse dinlemede kalabilir. Sanırım dinlemede kalmayı tercih ediyor. Bahar tamam. Hocam siz ekran paylaşımınızı yapabilirsiniz bu arada. Tamam. Ben yetkili var. Hı. Ben Bahar Gürkan, Orhan Gazi Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Meslekte 23. yılım. 2 yıldır ITV'nin ailesiyle Gülşah Hocam sayesinde tanıştım ve çalışıyorum. Bu sene 2 proje hazırladım. Bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle. Biraz bekleteceğim ama. Tamam, sorun değil hocam. Bu arada ben de bazı duyurular yapayım. Değerli arkadaşlar, bu bizim 17. eğitimimiz. Bir eğitim serisi gerçekleştirdik bu webinarlar sayesinde. Hep katılım üst düzeydeydi. Bunun için herkese çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Ama bugün bizim için ayrıca önemli çünkü bugün veda ediyoruz. Artık bu webinar dizisine son veriyoruz. İnşallah yine bu çalışmalara devam ederiz Eylül döneminde ya da biz biliyorsunuz zaten okulları tek tek geziyoruz. Hani köy okulu, merkez okul hiç fark etmiyor bizler için. Sadece bir öğretmenimizin ya da bir okul müdürümüzün bizi arayıp Gülşah Hocam okulumuza gelir misiniz demesi yeterli. Hani Eskişehir ilindeki öğretmenlerimiz bunları hani tanış olduğumuz öğretmenler bilir ama aramıza yeni katılanlar için söylüyorum. Sadece bir telefon etmeniz yeterli. Cep telefonu varsa cep telefonundan, yoksa ARGE birimini arayabilirsiniz. Bu arada benim adım Gülşah Sarıkaya. Yeni gelen arkadaşlar için il koordinatörüyüm, İTİ'nin il koordinatörüyüm Eskişehir. ARGE biriminde tam zamanlı olarak çalışıyorum değerli öğretmenlerim. İngilizce öğretmeniyim. İTİ'nin de 2 yıldır ARGE biriminde aktif bir şekilde koordinatörlüğe devam ediyorum. Zaten bu 2 yıl içerisinde de ben çok iş yaptığımı düşünüyorum. Kıymetli öğretmenlerimin desteğiyle ve müdürlerimin desteğiyle. Bahar Hocam hazır mısın bu arada? Evet, hazırım. Görüyor tamam. musunuz ekranımı? Evet, ekranın gayet evet. görünüyor. Başlayabilirsiniz tamam. Kıymetli Hocam. Projemizin ismi Lessons with Songs. Şarkılarla dersler. 11 yabancı, 30 Türk ortağımızla, 41 öğretmenle başladık projemize. Proje kurucumuz çok güzel bir plan yaptı, görev dağılımını yaptı. Herkes gönüllülük esasıyla istediği konuda çalışmak üzere projemize başladık. Bu ilk webinarımızdan, benim için de ilkti. Burada da görev dağılımını yaptık, proje üzerine fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu her ay rutin şekilde devam etti. Sonra hem öğretmen hem öğrenci WhatsApp gruplarımız oluştu. Bir öğrencimi lider öğrenci olarak belirledim. Öğretmen grubumuzda aktif olarak paylaşımlarda bulunduk. Şarkılarla dersler dedik. Projemizin amacı öğrencilerimizin derste işledikleri konularını tekrar ederek daha kalıcı, daha eğlenceli, daha unutulmaz, motive edici hale getirdik. 21. yüzyıl becerileri, teknoloji ve web 2 araçlarıyla işbirliğinde işler ve ürünler ortaya çıkardık. Bu ekibim
Ben onlara 13 kahraman diyorum gerçekten. İnanılmaz işlere imza attılar. Derslerin bir kısmını Türkçe, fen bilgisi, tüm dersler, sınavlarla ilgili şarkılar yaptılar. Türkçe dersi için Kipler şarkısı, fen bilgisi için Hücre ve Çekirdek, yine fen bilimleri için 7D'de Ders Fen isimli şarkı. Tüm dersler için de soru soru şarkılarımız oluştu. Sözlerini tamamen kendileri yazdılar. Altyapı hazırlanmış, müziklerin üstüne okuyup videolaştırdık onları. Grupta müzik aleti çalan birçok öğrencim vardı. Hatta şarkılarını söylerken sesleri o kadar güzeldi, yaptıkları şarkılar o kadar güzeldi ki Zoom'un video yayınını donduğu için onları sizinle paylaşamıyorum ama nasıl yaparız bilmiyorum ama bu şarkıları en kısa zamanda öğretmenlerimizle ve öğrencileriyle paylaşmak istiyorum. Şahane şarkılar. Hatta diyorum ki geleceğin Sezen Aksu'su, Neşet Ertaş'ı, belki çok iyi müzisyenleri bu 41 ortağımızın öğrencilerinden çıkacak. İşte benim 13 kahramanım. Bahar Hocam, bu şarkıları İTV'nin Eskişehir Facebook grubunuzda paylaşabilirsiniz isterseniz. Bir kısmını paylaşmıştım. Evet. Yine paylaşırız. Paylaşabilirsiniz arzu ederseniz. Tamam, çok isterim. Yani herkes dinlesin. Muazzam eserler çıkardı çocuklarım, kahramanlarım. 13 öğrencim bunlar. Bir de ortak ürün hazırlığımız olmuştu. Kurucum ve 40 ortağımızla. Kendi ortak ürün şarkı sözlerimizi yazdık. Tamamen projemizle ilgili. Hem öğrencilerimiz için hem öğretmenlerimiz için. Ve bunun görev dağılımını ben yaptım. Gruplara ayırdık karma şekilde. Herkes şarkıya söz yazdı webinarlarda ve WhatsApp grubumuzda. Sonra onları birleştirdik. Herkes birer dörtlük şarkı olarak söyledi. Sonra bunu görev alan arkadaşım birleştirerek birer satırlık toplu bir şarkı haline getirdik. İnanılmaz güzel bir şarkı oldu. Ortak şarkımız hem öğrenci hem öğretmenler adına çok büyük paylaşımla gerçekleşti. Şarkımızı ve klibimizi izlerken çok duygusal anlar da yaşadık. Yabancı ortaklarımızdan Doina, Halima, Raifa, Türkçe şarkıları bizimle aynı duyguda söylerlerken müziğin evrensel ve birleştirici oluşunu bize bir kez daha ispatladı. Bu aldığımız bir etiket. Bu da yine proje için aldığımız bir etiket. Veli toplantıları yaptım. Velilerimi proje konusunda bilgilendirdim ve onlardan izin kağıtlarını aldım. EBA'da birçok haberimiz yayınlandı. Bu da onlardan bir tanesi. Yine haftalık buluşmalarımızda akordiyon, bateri, gitar, melodika ve flüt çalan öğrencilerimle çok eğlendik. Araya tabii pandemi dönemi girdi. Pandemi döneminde Orhan Gazi Ortaokulu öğretmenleri olarak da biz de boş durmadık. Çocukları motive edici çalışmalar yaptık. Sadece proje öğrencilerimize kalmadık. Projeye en büyük katkım 23 Nisan'da çocuklarımızın hepsi evdeydi. Ve bu aslında hiç içime sinmedi. 100. yılını kutlayacağımız bir bayramdı. Bir proje yazdım projemin içinde. İki projemi kapsar nitelikte. Ve bunu Kürşat Bey'le, Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü'mle ve Milli Eğitim Müdürümüz Ayben Çimen aracılığıyla ulaştırdım. 22 Nisan'da çocuklarımızın balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla ve balonlarla süsleyip 23 Nisan günü tüm Eskişehir'de, aslında Eskişehir'de başladı ama bütün Türkiye'ye yayıldı sonrasında. Okullardan 10. yıl marşı diye başladık ama sonra Ayben Çimen hocamın 100. yıl marşını yazdırdığını öğrendikten sonra 100. yıl marşı olarak değiştirdik. Bunu Facebook Twinning etkinliğinden paylaştım. Çok büyük katılım oldu. 23 Nisan gerçekten bayram tadında geçti marşlarla. Akşam 8'de de İstiklal Marşımızı okuduk. Bu düzenlediğim etkinliğin Facebook görüntüsü. Bu da bizim sitede sosyal mesafeli 23 Nisan kutlamamız.
Projemizin tanıtımını okulda yaptık. Bunu ile yaymak istiyorduk ama süreç pandemiyle birlikte kısalmış oldu. 13 öğrencim kendi hazırladıkları şarkılarını önce projeyi sunduktan sonra şarkılarını söylediler. Sonra projemizin şarkısını söylediler. Bunu da tek tek 5. sınıflardan 8. sınıflara kadar gezerek yaptılar. Ben de onlara eşlik ettim. Küçük bir müzik dinletisi de oldu. Çok büyük alkış aldı. Çok büyük takdir gördü. Burada da her öğrencime eşit fırsat vermek adına her sınıfta farklı öğrencim sunum yaptı. Başka bir sunumumuz. Burada da kendi şarkılarımızı söylerken hem çok eğlendik hem çok öğrendik. Farklı yorumlar getirdik. İşte rap tarzında söylediler, slowlaştırdılar, işte pop müzik oldu. Çok eğlendik, çok öğrendik. Ve bir iki araçlarını da kullandık tabii ki. Bu da onlardan birkaç örnek. En çok kuyuverdi şaşırdılar. İki boyutlu boyadıkları şeyin telefonuma indirdiğim bir uygulamayla üç boyutlu hali, bir de yaptıkları hücre şarkısıyla hücreyi görüyor olmak inanılmaz bizi şaşırttı ve mutlu etti. Onlar sayesinde ben de çok şey öğrendim. Pandemi sonunda 30 Mayıs'ta Es Gazete'nin canlı yayın isteğini de kıramadım. Hem sanatçılığım, hem eğitimciliğim, hem anneliğim üzerine çok güzel bir saatlik bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok mutluyum bu projede olduğum için. Yani nice hayat dolu, bilgi dolu projeler olsun. Bir de teşekkürlerim olacak. Son sözlerinizi alalım Bahar Hocam, buyurun. Tamam, teşekkürler. Eskişehir Milli Eğitim Müdürüm Sayın Hakan Cirit'a, Ayben Çimen'e, Odunpazar Şube Müdürüm Kürşat Önder Ceylan'a, Okul Müdürüm Sayın Muzaffer Atalay'a, Emel Zengin'e, Çiğdem Altun'a, her türlü desteği verdiğiniz için siz Gülşah Hocam'a, Lessons with Songs proje kurucum Türkan Çetiner Dümbüllü hocama ve tüm proje ortaklarıma, beni tüm çalışmalarımda destekleyen, yüreklendiren aileme, oğlum Atahan'a ve eşim Güran'a ve tüm Zoom programımıza katılan öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yine diyorum, hayat dolu, bilgi dolu projelerde birlikte olmak dileğimle. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Eminize çok güzel işler yapmışsınız. Ekran paylaşımınızı kendiniz durdurabilirsiniz. Eğer sıkıntı çıkarsınız, sıkıntı yaşamadınız. Çok sağ olun tekrar Bahar Hocam. Şimdi sırada Elmas Hocamız var. Rica ederiz hocam. İyi ki aramızdasınız. Elmas Er Yılmaz Hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Elmas Hocam. Elmas Hocam mikrofonunuzu açtınız değil mi? Merhaba. Merhabalar hocam. Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi. Ben biraz yoğun bu bir dönemden geçtim. Maalesef annemi kaybettim. O esnada verdiğim sözü tutmak istedim. Şimdi de taziye ziyareti için misafirler aynı anda geliyor ama. Elmas hocam haberimiz yok. Kusura bakmayın. Bilseydik hani biz sizin sunumunuzu ertelerdik. Kusura bakmayın. Benim bilgim yoktu. Ben aranızda olmak istedim. Başınız sağ olsun bu arada. Teşekkür ederim. Sizin enerjiniz müthiş. O anlamda hem size katkı sunmak adına da buradayım. Verdiğim sözü tutmak adına. Bir de size teşekkür anlamında burada olduğumu söylemek istiyorum. Çok sağ olun hocam. Ekranımı paylaşayım. Tamam. Bu arada okul müdürümüz, lise müdürümüz, Emrah Tiryaki müdürümüz burada mı acaba? Buradayım Gülşah hocam, buradayım. Merhaba Emrah hocam, aralıktan beri görüşmüyoruz herhalde değil aynen mi? Aynen öyle, aynen öyle. Ben o de kadar çok bari... görüştük ki Emrah hocam. Aynen hocam, aynen. Dedim ki hani bu kadar uzun zaman olmuşken, Gülşah hocam, Elmas hocam buradayken, bizler de sizin yanınızda olmak tabii ki istedik. Öncelikle yüz yüze başlayan ama uzaktan biten projelerle beraber, Elmas hocamın okuldaki yöneticilerin özellikle lise müdür yardımcının Nurhan hocamın keyifli katkıları, güzel çalışmalarıyla, çocuklarımızın emekleriyle çok güzel yerlere geldik. Tabii 4-5 tane bir de 2 yıldır biliyorsunuz açık olan bir kurumdan bahsediyoruz yeni yol eğitim kurumlarını. Doğal olarak bu 2 yılda hem TVNİK olarak hem Erasmus Plus olarak bununla ilgili gereken çalışmaları hocalarımla beraber çok keyifli bir şekilde yürüttük.
14 Aralık'ta sizlerin de bizlerle beraber ev sahipliği yaptınız. Ankara'dan, bakanlıktan gelen misafirlerimizle beraber öğretmenlerimizi 200-250 kişi ağırladığınız çok güzel bir çalıştay yaptık okulumuzda. Sizlerin de emeğine sağlık. Teşekkür ederim şimdiden tabii ki. Ev sahipliğin için ben tekrar teşekkür ederim. Bir önceki örnek proje sunumunda da kıymetli ilkokul müdürünüz vardı. Orada da dile getirdim. Yani bu anlamdaki desteğiniz paha biçilemez. O yüzden ne kadar dillendirsem azdır. Çünkü biliyorsunuz genel müdürümüz, hani Adnan Boyacı genel müdürümüz ilk İTİVENİNG'i sizin okulunuzda düzenlediğimiz, yani sizin desteğinizle, ev sahipliğinizle düzenlediğimiz Eskişehir İl Çalıştayı'nda birebir gördü projeleri. Sonrasında ulusal çalıştaya katıldı ve sonrasında zaten İTİVENİNG ile ilgili gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bu anlamda hani Eskişehir İTİVENİNG anlamında da bir hani ateşleyici oldu diyebiliriz. Sizin ev sahipliğiniz sayesinde de biz güzel işler yaptık. Bizleri çok da güzel ağırladınız. Tekrar teşekkür ederiz. Umarım öğretmenlerimizin yaptığı çalışmalarda kalite etiketiyle taşlanır diyoruz sevgili Emrah Hocam. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinize sağlık. Elmas Hocam'ın da emeğine sağlık. Bizler özel okulların da bu programları ve projelere ellerinden geldiği kadar desteklerini sonuna kadar vermeleri taraftarıyız. Bununla ilgili de öncülük edebiliyorsak ne mutluluk bize. Her zaman her koşulda yanınızdayız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Emre Hocam. Güzel sözleriniz için. İyi seyirler dileyelim. Çok teşekkür ederim. Elmas Hocam kolay gelsin. Elmas Hocam hazır mısın? Hazırım. Kendinden bahsederek lütfen sunumuna başlar mısın? Söz sende. İyi ki. Herkese önce selamlar, saygılar. Ben biyoloji öğretmeni Elmas Er Yılmaz. Yaklaşık 14 yıldır Yeni Yol okullarında biyoloji öğretmenliği yapıyorum. Meslekte 24. yılımı çalışacağım. Öğrenmenin ne kadar özel olduğunu ve öğretebilmenin ne kadar özel bir şey olduğunu bilen ve bunun ne kadar tatlı bir şey olduğunu bilen bir öğretmenim. İTİVENİNG projeleriyle de biz bu anlamda yeniden öğrenmek, soru sormak, doğru soruları sormak, doğru sorulara doğru yanıtlar almakla ilgili çocuklarla hep beraber, hep bunun üzerinde durarak çalıştık. Çünkü biyoloji dersi bu anlamda genelde öğrencilere ters gelen bir dersti. Onlarla beraber bir şey yapabilirsem eğer, onlarla aynı nefesi alırsam, aynı yerlere gidersem, aynı şeylere dokunursam diye düşündüm. Ve yeni okul olduk biz. Ve sağ olsun Gülşah hocamlar bize e-training'i tanıştırdılar. Daha sonra çalıştay düzenlendi. Ve biz bu yolla hem Erasmus'la hem de e-training'le tanışma fırsatı bulduk. İyi ki de bulduk. Çok güzel bir Erasmus projesi hazırladık kurucumla beraber. Onun üzerine aynı anda hem de Ağaçlarımız ve Hikayeleri isimli Our Trees and Stories e-training projesine başladık. Bu projede çok sevdiğimiz bir afiş çalışmamız, çocuklarla yaptığımız. Burada açıkçası e-training nedir bile bilmezken hayatımıza bambaşka bir şey girdi. Öğrencilerime ilk tavsiyem şu oldu. Web 2 aracı nedir? E-training nedir? Önce bunları öğreneceğim. Önce bunları öğrendik ve buradan yola çıktık. Ne yapmalıyız? Amaç neydi? E-training'in amacı çalışmak ne demek? Dolayısıyla bu şekilde çalışmaya başladık ve Web 2 araştırıp öğrenmeye başladık. Onlarla çeşitli logolar, afişler tasarlamaya başladık. İlk etapta tabii ki proje kurucum Ayvalık'tan Aysel Hocam'a teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin içerisinde benim de olmamı sağladığı için. Projenin kurucu üyelerinden biriyim ama kurucusu değilim. Ve bunu neden tercih ettiğimi söyleyeyim yeni katılacak arkadaşlar için. Gerçekten tecrübesiziz. Dolayısıyla da hazır bir, daha doğrusu hazırlanmış, daha önceden tecrübesi olan bir öğretmen arkadaşla beraber çalışmak her zaman öğrenmeyi daha kolaylaştırıyor. İşleri daha kolaylaştırıyor. O anlamda yol arkadaşlıkları için de kurucularıma ve ekipteki diğer öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalabalık bir ekip vardı. Yabancı ortaklı bir ekip. Fakat bizim çalışma programımızdaki tüm çalışmalar her ekibin yapması gereken çalışmalardı. Bir çalışma takvimi tabii ki yapıldı.
Peki bizim projemiz neyi amaçlıyordu? Şimdi ağaçlarımız ve hikayeler derken biz şöyle dedik. Yanından geçtiğimiz bir ağaç, kokusunu aldığımız bir ağaç, sırtımızı yasladığımız bir ağaç, bir mezarın başına diktiğimiz bir ağaç. Çok enteresan. Onlarla iç içe yaşıyoruz. Ve çevremizde bizim dışımızda birçok canlının var olduğunu biliyoruz. Ben biyoloji öğretmeniyim. Ne yapabiliriz? Bu ekosistemin içerisinde sadece bizim olmadığımız, bizim dışımızda canlı ve cansız çevreyle olan ilişkimizde biz onlara ne yapıyoruz, onlar bize ne diyorlar, bizim yaptığımız tüm eylemler onlara nasıl etki ediyor? Bu anlamda aslında bakarsanız bir çevre bilinci oluşturmak adına başlatılmış bir projeydi. Ama çok geniş kapsamlı, öncelikli olarak okuldaki ağaçlarımızın tanıtımıyla başlamayı tercih ettik. Okulumuzun bir florası var, hem bitki örtüsü hem de ağaçlarımızdan bahsediyorum. Ne yaptık? Öncelikli olarak ağaçlarımızın Türkçe, İngilizce ve Latince isimlerini araştırdık, ağaçların özelliklerini araştırdık ve ağaçların hem Anadolu hikayelerini hem de mitolojik hikayelerini toparlamaya çalıştık. Ve bütün bu yaptığımız çalışmaların da her bir aşamasını sanal ortamda paylaştık. Şimdi burada bizim kalite etiketi başvurusunda dikkatimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi, ki olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum, öğretim programı ile projenin hangi konuda bütünleştiği konusu. Dolayısıyla bu bizim projeyle çok doğrudan oturan bir şey oldu. Özellikle 9. sınıflarımızdaki canlıların sistematiği konusundaki Latince isimlendirme, bilimsel adlandırma, artı 10. sınıflardaki de ekosistem ve insan konusunda ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü projenin bütün aşamalarında çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi işte sulak alanlar ya da biyolojik çeşitlilik gibi konular işlendi. Dolayısıyla öğrencilerimiz VPK araçlarını kullandı, evet, ama aynı zamanda bir anlamda araştırma becerisi kazanmak. Yani bir şey nasıl araştırılır, bir konuyu araştırırken soru nasıl sorulur, o soruya cevaplar nasıl aranır öğrendiler. Bu anlamda ben çok mutluyum. Artı Latince bilimin ortak dili ve ağaçların Latince isimlendirilmesi, tür adları, cins ismi vesaire gibi konulara da girmiş olduk. Ve bütün bu kazanımları da projenin içerisine yerleştirmeye çalıştık. Birçok Web2 aracı kullandık. Hayatımıza ilk kez Voki diye bir şey girdi. Kişi tanıtımları yaptık. Bir sürü video hazırladık. Birkaç tanesini göstereceğim. Ben çok şey öğrendim çocuklarımla beraber. Onlar bana meslekte 24. yılda bizim versiyonumuz çok bilgisayarla iç içe olan bir versiyon değil. İnanın PowerPoint hazırlama, sunum hazırlama vesaire. Ben çok öğrendim. Öğrenmek müthiş bir şey. Onlarla öğrendim. Onlara başka bir şekilde öğrettim. Ama pandemi sürecinde ciddi bir sıkıntılı döneme girdik. Ama benim onlara en çok ben yapabiliyorsam, bu kadar ısrar edebiliyorsam siz de pes etmemelisiniz konusunda çocuklarım yanımda durdu. Ve onlara çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde yapmaları gereken bütün görevleri tamamlamayı benimle beraber başardılar. Bu anlamda onlara teşekkür ederim. Şimdi birkaç tane onların hazırladığı ağaç tanıtım kartları. Biz bunları özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bunların hazırlanmasında, yaygınlaştırılmasında, panoya koyduğumuz bütün çalışmaların kalitesi panel çalışmalarımızın üzerinde görülüyor. Ben bu anlamda okuluma teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. İsimlendirmeleri öğrendiler. Türkçe, İngilizce, Latince ve okulda artık bizi gören ağaçlar geliyor diyordu. Yani artık komik bir sürece başlamıştı. Çünkü ağaçlarımız ve hikayeleri, ağaçlarımızın Latince isimleri. Bu anlamda her yerde, her şekilde olduk. Ben çok memnunum. Burada bir leylendi. Burada okulumuzda meyve ağaçları var, küçük bir meyve bahçemiz var, oradan örneklerimiz var. Daha sonra okulumuzdaki bitki örtüsünden kadın tuzluğu, çok güzel kırmızı bir görseli var. Ladin ağaçlarımız var okulumuzda, Picea orientalis. Bu şekilde daha sonra ne yaptık? Ağaçlarımızı aldık, var olan özelliklerini bu şekilde sunum kartları hazırlayarak panomuzu gösterdik. Ağaçların özellikleri, familyaları, cinsleri, takımları, bu anlamda sistematik kategorileri de öğrenmelerini sağladık. Gördüğünüz gibi birkaç örnek gösteriyor. Güzeli, ağaçların hikayelerini araştırdık. Burada bir çınar ve ıhlamurun hikayesi.
Daha sonra bir çalışmamız vardı. Anaokulu öğrencilerine drama gösterisi şeklinde ayarlayacaktık ama pandemiden dolayı temas engellendi. Biz de onun yerine Yeni Yol okullarının anaokullarına, ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine bir defne ağacının hikayesini, Eros, Apollon ve Defne'nin olduğu bir hikayeyi seslendirdik ve bunu da yine sanal aracılarla her yerde paylaştık. Güzel bir hikayeydi. Evet, tam o çalışmalarımızda örnekler gösteriyorum. Çocuklar gerçekten güzel şeyler yaptılar. Burada da gördüğünüz gibi yine Elmas ağaç... Hocam, ben... çok özür dilerim ama son cümlelerinizi alabilir miyiz? Tabii, bitiriyorum. Tamam. Ağaçlarla ilgili şiirlerimiz, ağaçlarla ilgili yine aynı şekilde yılbaşı kartları hazırlayıp yine bir ekiple eşleşerek birbirimize gönderdik İstanbul'dan Küçükçekmece Okulu'yla. Onun dışında bir öğrencilerimizle Kızıl İnler Köyü'ne gezi düzenleyip oradaki bitki örtüsünü de araştırdık. Ve bütün çevreyle ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ve en enteresanı da Babalar Günü'nde babalarımıza bir ağacın görüntüsünü çalışmasıyla hediye olarak gönderdik. Bu da bizim çalıştaydan bir görüntümüz. Uzatmamıza gerek yok çünkü tüm aşamaları anlatmamın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama heyecanlı ve zorlu bir süreçti. Bu süreçte bize destek olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Okuluma, öğrencilerime ve proje kurucusu öğretmenlerimle, görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Emeklerinize sağlık. Tekrar başınız sağ olsun. Gerçekten bu zorlu süreçte bile bizi yalnız bırakmadınız. Açıkçası biz sizi böyle bir süreçte yormak istemezdik ama sanırım size iyi gelen bir etkinlik oldu bu sizin için. Öyle umut ediyoruz. Aynen. Varlığınız için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk yanımızda olduğunuz için. Sevgilerimle, saygılarımla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ekran paylaşımınızı kendiniz kapatabilirsiniz. Kapatamazsanız ben buradan yardımcı olurum. Bu arada sıradaki hocamız Ezgi hocamız ama Ezgi hocam hazırlanırken aramızda Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kürşat Önder Ceylan var. Değerli müdürüm, sesimi alabiliyor musunuz? Gülşah hocam, sesim geliyor mu sizlere? Evet, çok da net geliyor sayın müdürüm. Gülşah hocam... Öncelikle size ve tabii ki tüm katılımcı arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir özür dilemem gerekiyor. Şu anda yolculuk esnasındayız. Arabayı bir kenara çektik. Sırf bu son program yaptığınız, bu güzel programların sonuncusu maalesef üzülerek seyrettiğimiz bir program. En azından son programda size bir selam vermek istedim arkadaşlar. Çok fazla kalamayacağız. Yolculuğa devam etmemiz gerekiyor. Kısa bir yolculuğumuz var. Onun için şimdiden özür diliyorum hepinizden. Ama hepinizi, tüm arkadaşlarımı, sadece Odunpazarı ilçesi değil, Eskişehir değil, hatta ülke dışından da katılanlar vardı o etkinlik programlarına. Etkinlik gönüllüleri diyeyim ben onlara. Hepsini çok candan, çok içten kutluyorum. Yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarında devamlarını diliyorum. Bu programlarda gördük ki gerçekten öğretmenlerimiz çok özveril içinde, fedakarca çok güzel çalışmalar yapmışlar. Burada bu çalışmalar birbirimize de bir esin kaynağı oldu. Bunun için Gülşah Hocam, bu programdan dolayı da size ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar inşallah bir tatil sürecine girecekler. Hepsi güzel bir tatil geçirirler. Güzel bir dinlenme dönemi olur. Ve bu yaşadığımız pandemi dönemi, sağlık sıkıntıları son bulur da hepimiz tekrar okullarımızda, sınıflarımızda, yüz yüze öğrencilerimizle, bizler sizlerle bir arada oluruz. Bu güzel çalışmaları hep birlikte devam ettiririz. Bana bu programlarda yer verdiğiniz için, beni dinleme inceliğinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun, her şey sağlıklı olsun. Hoşçakalın. Müdürüm, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Varlığınız bize güç veriyor. Eminim bütün öğretmenlerimiz aynı şekilde düşünüyordur. Motive edici sözleriniz de çok kıymetli bizim için. Şu durumda bile bağlanıyorsunuz ya müdürüm, evet, baksanıza. Yanımdaki arkadaşım da işin aslı... Ya, arabanın içi yetersiz kaldı iç ışığı. Teşekkür ediyorum bu arada. Tabii ki bizim Gülşah Hocam. Ses. Gülşah.
Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum dedim. Sanırım yolda olursa kopuyor. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ben bütün arkadaşlarımın yaptıkları her çalışmada yanlarında olmaya çalışacağım. Onlarla birlikte olmaya çalışacağım. Onlarla birlikte hareket etmeye çalışacağım diye bir söz vardı. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. Bu güzel çalışmalarda hep birlikte olacağız. Hiçbir zaman hiçbir arkadaşım yalnız kalmayacaklar. Sadece beraber çalıştığım arkadaşlarım değil. Yani şehir dışından da yardımcı olabileceğimiz, destek olabileceğimiz kim varsa herkese kapımız açıktır. Hepinize teşekkür ediyorum yaptığınız güzel çalışmalar için arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz müdürüm. Şu koşullarda bile kırmayıp geldiniz ya. Ben daha bir şey diyemiyorum yani. Her şey ortada. Yani tekrar özür diliyorum. Bir kısa yolculuk yapmamız gerekti. Ama şu anda arabayı çektik. İnanın bekliyoruz. Arkadaşım hatta telefonla ışık tutuyor şu anda bana. Harikasınız. Teşekkür ederim. Çok hepinize teşekkür ederiz tekrar. Sohbetler diliyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere sayın müdürüm. Görüşmek üzere. Ezgi Hocam, hazır mısınız? Merhaba. Merhaba Gülşah Hocam, hazırım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ezgi Hocam, siz ekran paylaşımınızı hazırlarken kıymetli müdüreniz burada mı, Hatice müdüremiz? Evet, burada. Her akşam burada zaten değil mi? Kendisi sık sık geliyor, ben takip ediyorum. Hatice müdürüm, beni duyabiliyor musunuz? Hatice müdürüm? Hatice müdürüm? Sanırım sorun oldu. Olabilir. Ezgi Hocam, siz bu arada başlayabilirsiniz isterseniz ekran paylaşımınızla. Hatice müdürüm müsait olduğunda mikrofonu açıp gelebilir. Hatice Hocam. Merhaba. Gördük sizi ama kayboldunuz hemen. Sanırım bağlantı problemi yaşıyor Ezgi Hocam. Evet, evet, evet Gülşah Hocam. Tamam, siz ekranınızı paylaşın bu arada hocam. Hazırlanın. Ezgi Hocam, bizim aynı zamanda bu her gün yayınladığımız görsellerin tasarımını yapıyor tamamen gönüllü olarak. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz bunun için. Hani mutfakta çalışan öğretmenlerimizden biri kendisi. Hakkını helal et Ezgi Hocam. Çok helal olsun. Geçti bize, hepimize. Helal olsun. Bugün de kendi projesini bize tanıtacak. Hatice Hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Sanırım bağlantı problemi var. Evet, internet sıkıntısı var. Gülşah müdürüm, iyi akşamlar. Yani. Hatice müdürüm, merhaba, nasılsınız? Sanırım tekrar sıkıntı. Ezgi Hocam, siz başlayın. Biz ben... tekrar söz hakkı verelim, olur mu? Merhabalar. Bağlantı bir şey var herhalde. Ses geliyor. Ekibinizin sanırım yine koptu. Evet, ben başlıyorum. Tamam Ezgi Hocam, buyurun başlayın. Ediyorum. Benim bu yılki ortak olduğum projemiz Lifelong Bioeconomy. Evet, evet. Burada buradayım. Şöyle şimdi alıyorum, evet. Ederim Gülşah öğretmenim, siz nasılsınız? Hatice Hocam, duyabiliyor musunuz şu anda? Sanırım yok. Maalesef. Yine. Tamam. Buyurun Ezgi Hocam. Evet, bir saniye. Proje kurucumuz Doktor Funda Çıray Özkara, Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu'nda şu anda burada destek. Duyuyorum, evet duyuyorum. Teşekkür ederim projenin ortaklarıma. Bu yıl 2015 yılından itibaren ben eğitim ihalesindeyim. Geçen yıl ilk defa kalite etiketim bir destansın sen Anadolu
projemle aldım. Bu projede de Sayın Müdürümüz Hakan Bey ve sizler okulumuza gelerek çok destek oldunuz. Öncelikle bunu söylemeden geçemeyeceğim. Diğer bir projem de Benim Gözümden Hayat. Burada da çok güzel çalışmalar yaptık. Proje kurucularımız Kader Hoca ve Onur Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizde Funda Hocam kurucu olarak başladık ve 25 yurt içi ve 5 yurt dışı olmak üzere proje ortaklarımız var. Projemizin amacı günümüzde kaynağımızın tükendiği ve çevre kirliliğinin az olduğu, çevre kirliliğinin arttığı dönemde bioekonomi kavramını öne çıkarmaktı. Bu projede öğrencilerimize bioekonominin kavramını öğretmek ve bununla ilgili çalışmalar yürütmekti. Hedeflerimiz öğrencilere bioekonomi kavramını öğretmek, bioekonominin uygulandığı geri dönüştürülebilen materyalleri, atıkları, süreci incelemek, geri dönüştürülebilen materyaller hakkında bilgi sahibi olmak, materyaller oluşturmak ve materyallerden oyuncaklar yapmak ve onları anaokullarına bağışlamak hedeflerimiz arasındaydı. Ancak pandemi süreci olduğu için oyuncaklarımızı evlerde yaptık. Ancak bağışlamaya inşallah Eylül döneminde düşünüyoruz. Öğrencilerimizin araştırma yeteneklerini geliştirmek, çeşitli ve fikir araçlarıyla poster, video, e-kitap çalışmaları yapmak da hedeflerimiz. Ortak okullarımızı görüyorsunuz şu anda. Bulgaristan, İspanya, Romanya, İtalya, İspanya, Portekiz, yurt dışı ortaklarımız. Projemize ilk başlarken tabii ki pano hazırlıkları yaparak başladık okullarımızda. Burada proje ortaklarımızın panolarını görüyoruz. Farklı panolar var. Kimisi üç boyutlu olmak üzere. Daha sonra proje içinde logo çalışması yapıldı. Logo çalışmasını kazanan okulumuz Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu oldu. Ve öğrencilerimizin burada Web2 araçlarıyla yaptığı logo çalışmalarını görüyoruz. Daha sonra afiş çalışmalarımız yapıldı. Yaygınlaştırma açısından önemli, biliyorsunuz ki. Okullarımızda, panolarımızda asılı. Yine Twin Space'te paylaşımları yapıldı. Yine öğrencilerimiz tarafından yapıldı ve bir kere daha. Burada gezilerimizi görüyoruz. Biyoekonomi ile ilgili yapılan gezilerimiz bunlar. Bizler Eskişehir'deki ortaklarla birlikte Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'na birlikte giderek öğrencilerimizle bizzat biyoekonomiyi, şekerin geri dönüşümünü yerinde inceledik. Tebrik kartı etkinliği, yeni yıl kartı etkinliği düzenledik. Proje öğrencilerimiz birbirlerine böylelikle iletişimde bulundu. Chatler ve webinarlar haricinde. Kendi emekleriyle yaptıkları çok güzel, renkli tebrik kartlarını birbirlerine gönderdiler. Biyoekonomiyi destekleyen örnek uygulamalar yaptık. Bunlardan bir tanesi kozalak ekimi, kozalakları. Daha sonra filizlendikten sonra doğaya toprağa ekerek bir katkıda bulunduk. Yine proje yurt dışı ortaklarımızdan doğal sabun yapıldı. Bunu da kendi Twin Space paylaşımında ve çeşitli görsellerle sunumunu yaptı. Mavi kapaklar, plastik kapaklar, yağ atıkları topladık tüm okullarımızla birlikte ve bunları paylaşacaktık belediyeler aracılığıyla ya da özel kurumlar aracılığıyla ama bu da maalesef ertelenen bir diğer etkinliğimiz oldu. Eylül'de yine bunu değerlendirerek inşallah yerine getireceğiz. Yine mavi kapak, yağlarımızı, pillerimizi görüyorsunuz burada tüm okullarımızın. Öğrencilerle chatler yaptık zaman zaman. Projemizi değerlendirmesini yaptık. Burada da onları görüyoruz. Organik gübreler yaptık tüm proje ortaklarıyla. Yumurta görüyorsunuz. Yumurta suyunu kaynattı. Öğrencilerimiz bitkilere döktü sularını. Ve kabuklarını da bitkilere ufalayarak gübre haline getirdik. Domates kabuklarını yine aynı şekilde
bir gece beklettikten sonra suda bitkilere tekrar yerleştirdik ve sirke yaptık, elma sirkesi yaptık tüm ortaklar katılımıyla. Organik deterjan yaptık portakal kabuğundan, yine tamamen doğal. Bütün öğrencilerimiz bu çalışmalarda kesinlikle çok etkindi ve çok severek yaptılar. Bir şeylerin sonucunu gördükleri için, onu deneyip sonucuna idrak ettikleri için daha çok memnun kaldılar. Burada öğrenci çalışmalarımızı görüyorsunuz. Ve öğrencilerimiz atık malzemelerden oyuncak tasarımı yaptı. Bu dönemde pandemi sürecine girmiştik. Ve görüyorsunuz rengarenk ve birbirinden farklı harika tasarımlar ortaya çıktı. Tüm öğrencilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün ortaokullarımızla birlikte çok güzel, çok eğlenceli tasarımlar oluşturduk. İklim değişikliği etkinliğiyle ben grafik öğretmeni olduğum için proje ortaklarımızın fotoğraf çalışmalarından mozaik çalışmalar yaptık, ortak ürünümüz. Haberlerimizi paylaştık EBA'da, YouTube kanallarında, kanalımızda. Proje zaman haritamızı oluşturduk görev paylaşımı içinde. Ayrıca proje Facebook sayfamızda, proje Instagram sayfamızda, WhatsApp sayfamızda, YouTube kanalımızda, blog sayfamızda projemizi elimizden geldiğince yaygınlaştırdık. Proje değerlendirmemizi, anketimizi ve sonuçlarını da Twin Space üzerinden değerlendirdik. Öğretmen ve öğrenci webinarlarıyla öğrencilerimiz birbiriyle konuşma fırsatı buldu, tanışma fırsatı buldu. Belki de bir hani uzaktan bağlantısı olmayan, belki yüz yüze tanışma fırsatı olmayan bir konumdayken bu şekilde birbirleriyle tanışarak çok güzel paylaşımlarda bulundular. Öğrenci veli izni belgelerimizi tabii ki alarak en başta okul müdürlerimize, okul idarelerimize imzalattık. Öğretmen ve öğrenci chatleri yaptık. Chatlerde de yine ekran fotoğraflarımızı aldık. Şuna çok dikkat ettik ki öğrencilerimizin yüzleri görünür şekilde asla hiçbir çalışmada olmadı. Ortak olarak tüm proje ortaklarımızla bir kitap çalışması yaptık. Her bir kitap sayfasını bir ortak proje okullarımız ele aldı. Ve çok güzel bir e-book çalışması yaptık. Sertifikalarımızı hazırladık yine öğretmen ve öğrencilerimize. Tabii bunları pandemi sürecinde olduğumuz için projelere katkılarından dolayı öğrencilerimize Eylül ayında okullarımız açıldığında takdim edeceğiz. Destekleriniz için, tüm proje ekibimi ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ezgi Hocam. Ellerinize sağlık. Çok güzel ürünler ortaya çıkarmışsınız projenizde. Yine bir meslek sesi ve yine harika projeler. Ve gördüğünüz gibi Ezgi Hocam İngilizceci değil ama çok rahat çeviri programlarıyla, kendi bildiği İngilizceyle. Yabancı projeler yapılabiliyor. Neden bunu söyledim Ezgi Hocam? Çünkü meslek sesi, meslek öğretmenlerimiz bundan biraz çekindiklerini dile getirmişlerdi bana şahsi olarak. O sebeple sizin gibi hani meslek, gerçekten çok güzel bir alanınız var sizin. Posterlerimizden belli oluyor. Teşekkür ederim. O sebeple açıkçası ben bunu da dile getirmek istedim. Bu arada Eva burada. Senin ortağın mı Ezgi Hocam? Eva, Funda Hocam. Değil hocam, bizim değil. Değil. Değil, tamam. Peki. Tamam, çünkü hani çok dikkatli bir şekilde dinledim. Belki diğer öğretmenlerimizden, projelerden biri. Tekrar teşekkür ederim Ezgi Hocam. Acaba Hatice Müdürümüz sesimizi alabilecek mi? Çünkü daha dakikanız da olmadı. Bu arada değerlendirelim. İlkay Hocam da hazırlanıyor bu arada. Tamam. Merhaba İlkay Hocam. Merhabalar hocam. Yalnız şu yayını açamadım. Merhabalar. Hocam açamazsınız çünkü şu anda Ezgi Hocam henüz kapatmadı. Biraz beklemeniz gerekiyor. Yok, tamam hocam, önemli değil. Tamam. Gülşah Hocam kapatabilirsiniz isterseniz. Tamam, hemen kapatıyorum. Hatice Müdürüm, hoş geldiniz.
Sesimizi alabiliyor musunuz? Hoş bulduk Ezgi. Kıyamam, hiç bir durum gibi bağlanamadım. Nihayet bağlantı kurabildik. Evet, telefon geldi, ara kesildi. Tahmin ettim hocam. Öncelikle sizi, Gülşah öğretmenim, sizi ve ekibinizi kutluyorum. Çok güzel webinarlarınızı takip ettim, çok şey öğrendim. Ezgi öğretmenim çok heyecanlı, çok başarılı. Çok teşekkür ediyorum ona da. Çalışmalarında her zaman desteğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ev döneminde bütün öğretmen inşallah projelerle önümüze başarılar diliyorum. Diğer öğretmenlerimize de çok genç bir kadro. Hepsi de bu süre içinde geldiler okulumuza. Ama ETV'ninki de başvuru yapacağız dediler. Tabii ki Ezgi öğretmenimizin koordinatörlüğünde, rehberliğinde ve sizlere rehberliğinde. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizin gibi deneyimli öğretmenlerimizin ETV'nin gibi olumlu bakış açısı bize güç veriyor. Çünkü sizin deneyiminizle bu yeni teknolojiler bir araya gelince... İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gülşah hocam, ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Yaklaşık neredeyse 2 haftayı geçti. Harika. 3 hafta oldu. Evet, 3 hafta oldu. Harika şeyler öğrendim. Etkinlik gerçekten, etkinlik ailesi kesinlikle her yıl yeni şeyler öğreniyorum. Asla hani ben oldum asla değil. Sürekli ilerleyen, gelişen, çok güzel dostluklar elde ettiğimiz, güzel öğretmen arkadaşlarımla tanıştığım harika bir ortam. Kesinlikle başlamalı diğer arkadaşlarım da. Eminim çok heyecan ve keyifle devam ettireceklerine. Teşekkürler. Bilmiyorum, söz almak ister mi proje kurucumuz? En sonunda söz hakkı veriyorum Funda hocam, çünkü İlkay hocam bekliyor. Tamam, görüşmek üzere. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun anlayışınız için. İlkay hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş İlkay hocam, Mustafa Kemal mesleki ve teknik anadolu sesi. Yine bir meslek sesi. O yüzden ayrıca da gururluyuz. Sevgili okul müdürleri, çok kıymetli okul müdürleri Hüseyin Baş müdürümüz. Yani neredeyse her akşam buradaydı değil mi Hüseyin müdürüm? Bilmiyorum, kendisi konuşmak ister mi ama. Mikrofonunuzu açabilir misiniz Hüseyin müdürüm? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tüm katılımcılara. İyi akşamlar Sayın Müdürüm. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harika, yine buradasınız, yine desteksiniz. Tabii ki de harikayız bu sebeple. Zaten biz okul müdürlerinin görevi destek olmak. Öğretmenlerimiz çalışıyor, öğrencilerimiz çalışıyorlar. Biz övünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarım öğretmenlerime. Başta ne kadar güzel. Öğretmenler ne kadar şanslı Hüseyin Müdürüm. İlkay Hanım'la hep şunu söylemiştim. İTÜ'nün okulu olacağız. Bunun için çalışıyorum. İlkay Hanım da bana hocam olacağız dedi sürekli. Ve bunu başardık bu yıl. İTÜ'nün okulu olduk. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk başta Asuman Baş öğretmen bize gönüllü olarak öğretmenlerimize ders verdi, eğitim verdi eğitimlikle ilgili. Asuman Hanım da gönüllüydü, öğretmenler de gönüllüydü. Böyle yola çıktık. Bu noktaya geldik. Tabii bu nokta yeterli değil bizim için. Daha ileriye gideceğiz. Erasmus'larımız da var. Okul denetiminde eleştiri aldık. Okul proje okulu gibi görünüyor. Sağlık okulu görünmüyor dediler. Şimdi projelerle beraber sağlık okulu görüntüsü vermeye de çalışıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum İlkay Hanım'a da. Teşekkürler. Ayrıca ETV'nin Eskişehir ekibini de kutluyorum. Yani mükemmeldiniz. Sürekli takip ediyorum. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Müdürüm. Katılımınız için, desteğiniz için. Hem ekibe olan desteğiniz, arka planda, kamera arkasında da çok desteksiniz. Hani bizler görüyoruz ama öğretmenlerimiz hani şahit olmuyorlar, bizler şahit oluyoruz. O sebeple ayrıca da teşekkür ediyoruz size. İyi seyirler diliyorum. Buyurun müdürüm.
İlkay Hocam tekrar hoş geldiniz. Kendinize araştırmanıza başlayabilirsiniz. Şu an ekranınızı paylaşmakta bir sakınca yok hocam. Buyurun. Hoş bulduk Gülşah Hocam. Ben de müdür beyimize teşekkür etmek istiyorum. Dediği gibi Asuman Hocam ilk defa bizim okula gelmişti. Ama benim hiç haberim yoktu. Yani Yitvinik diye bir şeyden haberim yoktu. Tesadüfen geçiyordum. Dediler ki ne var burada işte böbrek eğitimi yok dedim. Ben çok yoğunum yani uğraşamam böyle şeylerle dedim. Ama tesadüfen orada bulundum. Sonradan da hani zaten bilgisayar işlerini seviyorum. Hani böyle işleri seviyorum canı gönülden. O yüzden öylesine oyun gibi devam etmeye başladım. Hoşuma gitti ama ne kadar devam ederim bilmiyorum. Şimdi projemizi sunmaya geçebiliriz hocam. Ekran paylaşımım görünüyor mu acaba? Ekran paylaşımı henüz yapmadınız hocam. Yapabilirsiniz. Buyurun. Yapıyorum ama görünmüyor sanırım. Tamam. Yaptım. Evet görünüyor mu Gülşah Hocam? Geldi hocam. Evet. Buyurun. Tamam. Şimdi bizim projemiz aynı zamanda bir Erasmus hatta iki Erasmus projesi içeriyor. Biraz önce sorduğunuz Eva, Hediye, Aycan, Aytan vesaire ve daha başkaları geldi mi bilmiyorum. Onlar da proje ortaklarımızdan hem İTÜ'nün hem de Erasmus olmak üzere. Biz projemizi, ben rehber öğretmenim aynı zamanda her zaman öğrencilerin böyle daha severek iş yapmalarını, ben kendim de öyle, yani sevdiğim işi yapmayı seviyorum. Öyle zorunluluk olarak yapmayı sevmiyorum. Hoşuma giden işler beni yormuyor çünkü. Bu şekilde projeler tercih ediyorum. Projemizin ismi gene kültürel miraslarımız ve gençliğimiz görüyoruz burada. Projemizi açarsam amacımız öğrencilerimizi görerek, yaşayarak, okuyarak, heyecanla, merakla öğrenmelerini sağlamak. 26 tane ortağımız var. Bu ortaklarımızın 10 tanesi Türk öğretmen. Diğerlerinin hepsi çok farklı ülkelerden. Bu şekilde göstereyim. Daha sonra diğer ortağımız Hırvatistanlıydı. Onların ülkesinde deprem olduğu için proje kurulduktan sonra hiç ilgilenemedi. Hiç ilgilenmedi daha doğrusu. Geçen sene de ben ilk defa böyle olmuştu. Hep tek başıma projeleri yürütmek durumunda kaldım. Projemiz bu şekilde başlıyor. Daha sonra Gülşah Hocam şöyle bir takvimimiz var. Şunu, kim hocam ekran istiyor? Bu şekilde aylık çalışma takvimimiz var. Diğer projelerde olduğu gibi işte isim listeleri, öğrenci listeleri, irtibat listeleri, logo yarışmalarımız, işte ön anketlerimiz, son anketlerimizi yaptık. Kendimizce şunları ayarlayamıyorum. Kendimizce kağıtlar oluşturduk. Öğrencilerimizle bunları oynadık. 4 tane takım kurduk hocam. Bu takımlarımızdan örneğin müzik takımı kurduk. Müze takımı. Bu müze takımından daha sonra herkes kendi müzelerini paylaştı. Biliyorsunuz pandemi süreci olduğu için. Daha sonra online olarak bu gezilerimize devam ettik. Bu şekilde karışık yerli ve yabancı karışık takımlarımız var ve bu takımlardan ürettiğimiz ortak ürünlerimiz burada kendisi mevcut. Bu şekilde bu müzik takımımızdı. Karışık ülke takımları olarak. Yemek takımımız var. Bu yemek takımından işte Polonya'nın, işte Türkiye'nin, işte Türkiye'nin farklı yerlerinin, Eskişehir'in, Tunus'un ve daha birçok yerin, Polonya'nın, Fransa'nın yemeklerini paylaştık ve bunların sonucunda da gene ülke takımlarımız var. Bu takımlarla kendimize bir yemek videosu oluşturduk. Karışık ülke takımlarından. Görebiliyor muyuz Gülşah Hocam? Hocam siz devam edin. Ben zaten bir sıkıntı olursa sizi tamam. Uyarırım. Siz tamam. Aynen devam edin. Evet, buyurun. Ben çok kısa kısa göstermeliyim çünkü zaman doluyor hocam. Bu şekilde yemek ortak ürünü olarak oluşturduk. Videoları açmakta sıkıntı oluyor İlkay Hocam. Videoları açmayabilirsiniz. Açmayalım, hani. Tamam. Müzik takımımız var. Gene farklı ülkelerin farklı müzik aletlerinden burada paylaştık. Herkes paylaştı. Daha sonra bunlar gene takımlarımız böyle karışık ülke takımları. Bu müzik aletlerinden bir oyun oluşturduk. Bu oyunları öğrencilerimiz oynadılar. Şu an açamıyorum sanırım hani video gibi çünkü. Gene burada karışık ülke takımlarından bir müzik videosu oluşturduk.
takımlarımıza devam ediyorum hocam. Hızlı geçmek zorundayım çünkü süremizin dolacağını biliyorum. Kına gecesi ve düğün takımı oluşturduk. Farklı ülkelerin herkesin kına gecesi ve düğünlerinden tekrar videolarından birleşti, bu şekilde paylaştıktan sonra karışık ülke takımlarımızla tekrar öğrenci isimleriyle kendimize ortak olarak bir düğün videosu bütün ülkelerin olarak oluşturduk. Onun bir tane kına gecesi için şu şekilde bir paylaşım oluşturduk. Bunu da gene Geniali'de oluşturduk. Şu an açarsam sanırım internet yavaşlar. Bunları bu şekilde birleştirdik. İşte Polonya'nın, Eva görüyor musun? Polonya'nın veya Hediye'nin vesaire paylaşımları var zaten. Kristin sanırım katılamadı, katılacaktı herhalde onlar hocam bazıları. Saati yanlış hesapladılar. Normal Greenwich saati gibi zannettiler. Öğretmenlerimizden... Ama hocam öyle olsa da katılabilirler aslında çünkü bayağı... belki yeni katılmışlardır Gülşah hocam, ben görmüyorumdur çünkü ben şu an sadece en sonunda onlara görüyorum. Söz hakkı verebiliriz arzu ederseniz İlkay hocam. Sunumlar bitince isterseniz evet. Onlara söz hakkı verelim hocam. İstiyorlar zaten hocam, tamam verelim. Tamam, harika. Daha sonra yaygınlaştırmalarımızı yaptık, or kodlarımızı çıkardık Gülşah hocam, videolarımızın bu şekilde or kodlarımızı çıkardık. Ortak ürünler sayfamızı zaten hazırladık. Yaygınlaştırmayı aktif olarak Twitter, işte Facebook vesaire yayınlıyoruz zaten. Acaba biz ne yapsak? Pandemi de oldu, evden de çıkamıyoruz. Eyvah, ortak ürün ne yapacağız derken en son bir toparladık. Acayip derece ortak ürün yaptığımızı fark ettik şu şekilde. Ya o video açmıyor, pardon, şey açmıyor galiba sayfayı. Bir sürü ortak çalışmamız olduğunu fark ettik. Şu şekilde 9 eğitimlik gününde bunda işte şu şekilde müzik takımlarından müzik aletleri sergisi, müzeler, oyunumuz, Türkiye'deki yemeklerin işte yöre yöre yemeği, hatta burada anneler günü için bir komik bir video yaptık bütün ortaklarımızla. Kristin, Eva, Hediye, herkes var. Şöyle çok az açmak isterim ama herhalde izleyemeyiz. İzleyebiliyor muyuz Güç hocam? Değerli hocam, bağlantı sebebiyle çok net olmuyor. O sebeple şu an... Kapatayım. Tamam. Nasıl arzu edersiniz? Bu şekilde hocam, Facebook grubumuz var. İşte WhatsApp grubumuz hiç durmadan çalışıyor. Tüm ortak ülkelerin öğretmenleriyle projemizin adını yazdık. Dediğim gibi sanırım kaç ülkeydi hatırlamıyorum ama herhalde 16 ülke, 10 ülke falan varız galiba ya da 12. Bu şekilde ortak ürünlerimizi oluşturduk. İnternet güvenliği için de öğrencilerimize sunumlar yaptık. Zoom'larımızı ve webinarlarımızı sürekli yaptık. Yine 9 Mayıs İtvinik gününü öğretmenlerimizle ortak çalışma olarak gerçekleştirdik. Bu şekilde çok da fazla Answer Garden, yine öğrencilerimizin fikrini aldık işbirlikçi çalışma olarak. Burada tekrar başka çalışmalar olarak akrostiş, öğretmen ortak çalışmaları, öğrenci ortak çalışmaları öğrencilerimiz yazdı. Pardon, öğretmenlerimiz yazdı, öğrenciler seslendirdi, öğrenciler yazdı, öğretmenler seslendirdi gibi birçok çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra burada tüm anketlerimizin sonuçlarını paylaştık. Şu an bir dakika. Gene işbirlikçi çalışmalarımız var. Şu şekilde bunlar da şiirlerimizin parça parça sunumları isim olarak paylaştık çünkü... Daha sonra sizlere buradan açılmayan şeyler göstermeye çalışıyorum hocam. Çünkü açılmaması lazım. Video gitmiyor. Demokratik kararlar, herkesin kendi seçtiği işi yapması. Biraz önce de dediğim gibi severek yapılan işlerde daha iyi başarılı olacağını her zaman savunmuşumdur. O yüzden demokratik bir proje işletmeye çalıştık. Burada da her öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi seçimlerini ve çalışmalarını kendilerini seçtiği ve o yüzden daha başarılı olduklarına dair bir forum açtık, tartışma açtık. Tüm herkes burada görüşlerini paylaşıyor. Başka hocam, size daha hızlı bir şekilde ne gösterebilirim? Bakın. Sertifikalarımızı hazırladık. Son bir dakika İlkay hocam, toparlayabiliriz. Bu arada tüm proje öğretmenleri olarak güvenli internetle ilgili sertifikalar aldık ve bunun için bir sayfa açtık. Yine aynı zamanda projemizin nihai ürününü paylaştık. Çok başarılı bir proje geçirdik. Tüm arkadaşlarım, çoğu burada, gerçi çoğu yok galiba. Hepimiz çok yoğunuz çünkü
Hepsine teşekkür ediyorum sizin huzurlarınızda. Daha sonraki sonuçta konuşmak için bekliyor olacaklar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeğinize sağlık İlkay Hocam. Siz aslında Erasmus'tan yola çıkıp eTwinning'e dönen öğretmenlerimizdensiniz. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Hatta iki Erasmus projenizi harmanladığınızı bu eTwinning projesini yaparken söylediniz. Evet. Çok dolu dolu, yoğun bir proje olmuş. Emeklerinize evet. Sağlık. Zaten okulunuzda Erasmus projeleri oldukça güzel gidiyor. Hani az çok ben duyuyorum. Hani gerek diğer okullardan olsun, gerek okulunuzdaki öğretmenlerden olsun, gerek sizden olsun. Tebrikler diyoruz. Umarım başarılarınız katlanarak artar. Bilemiyorum. Hülsü Hocam, birisi Polonya'dan, birisi Makedonya'dan başvuruldu bu projenin ama sonuçları bilemiyorum. Teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı olsun bakalım. Tamam. Önemli teşekkür değil. Ederim İlkay Hocam tamam. Tekrar. Ekran paylaşımınızı kapatabilirsiniz bu Hemen arada. Hemen kapatıyorum hocam. Tamam. Sırada 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nden Nurcan öğretmenimiz var. Aslında Nurcan Hocam'ın anlatacağı projeyi hemen hemen hepimiz duyduk. Durakta matematik projesi. Ben de etkinliklerine katılmıştım. Kıymetli kaymakamımız da etkinliklerine bizzat katılmıştı. Nurcan Hocam, hazırlığınızı yapıyor musunuz? Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba Gülşah Hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Siz ekranınızı paylaşırken kıymetli hocam, İSKAN müdürüm burada mıdır acaba? İSKAN Filiz müdürüm? De burada. Sesimi alabiliyor musunuz sayın müdürüm? Evet, buradayım Gülşah Hanım. Nasılsınız sayın müdürüm? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Ben İSKAN müdürümle kendisi ilçede görev yaparken tanışmıştım. Kendisi aslında eTwinning'i o zamandan biliyor. Şimdi artık merkezde çok güzel bir okulda sayın müdürümüz ve Nurcan hocama çok destek oluyor. Çok teşekkür ederiz. Buyurun İSKAN müdürüm, mikrofon sizde. Evet, eğitim camiamızın kıymetli çalışanlarını selamlıyorum. Projelerimiz bol olsun inşallah. İnşallah. Proje yazmak, yürütmek gerçekten zor bir iş. Ben öyle düşünüyorum. Bilgi ister, emek ister, zaman ister. Bir de fedakarlık ister en önemlisi. Şimdi biz Nurdan Arda hocamızın bilgisine, emeğine, fedakarlığına gerçekten şahit olduk. Sadece şahit mi olduk? Hayır. Aynı zamanda destek de olduk. Kendisine bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim müdürüm. Siz de hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz. Her zaman bunu hissettirdiniz. Sizinle çalışmak gerçekten benim için büyük bir şans. Çok teşekkür ediyorum. Gülşah Hanım, proje ekip bir işidir. Yanında okul idaresi, biraz önce bütün arkadaşlarımız aslında okul müdürü arkadaşlar değindi. Yanında okul idaresi şart. Proje ekibi tek başına iş yapması zor bir iş. Okul idaresi olmadan olmuyor. Biz Eskişehir olarak ben gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Buna ekstra olarak yanımızda ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz var. Yani sizler varsınız. Bu zaten başarıyı beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Faydalı bir sunum olur inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah. Güzel sözleriniz için de teşekkür ederiz. Kesinlikle her webinarımızda dile getiriyoruz aslında İSKAN müdürüm ama bir müdür olarak sizin dile getirmenizle de ayrıca çok mutlu oldum ben. Kesinlikle ekip işi. Bu webinarlar bile, yani biz 17 eğitim 18 webinar yaptık. Burada bile bir ekip var. Yani olmasa zaten bu kadar düzenlemeyi, organizasyonu tek başıma benim yapmam mümkün değil. Hem müdürümüzün, müdürlerimizin desteği, il müdürümüz, ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, hem öğretmenlerimizin desteği ama en önemlisi mutfakta tüm bunları hazırlayan bir küçük çekirdek bir ekip var. Onlar olmadan olmazdı tabii ki. Nurcan Hocam buyurun, başlayabilirsiniz. Söz sizde, kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Ben 19 Mayıs Anadolu'da evlatıyorum, matematik öğretmeni olarak. Nurcan Hocam sesiniz biraz boğuk geliyor ama bir tek tamam, bana mı geliyor mi acaba? Tamam, şimdi iyi mi? Muhteşem. Tamamdır. 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Matematik branşım. Bu projeye biz sosyal medyada öğretmen arkadaşlarla bir araya gelerek oluşan projenin içindeyiz. 67 il ve 3 il. Ben şey yapamıyorum.
Sunumunuz şu an görünüyor hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen, ben göremedim. 67 il ve 3 ülkede 95 öğretmen ve 819 öğrenciyle yürütülen bir proje. Duraklarda geçirilen zaman değerlendirmek ve öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerini arttırmak amacıyla ortaya çıkmış bir farkındalık projesi. Durakta matematik projesinde yer alan ortaklarımızın ve okulları ve öğretmenlerimizin bulunduğu konumları Google Maps bu şekilde gösterdik. Answer Garden'da öğretmenlerimizin iki cümleyle durakta matematik projesini anlattığı bir sayfamız. Kurucumuz Mukaddes Karip hocamızın projemizin ilk aşamasında Mukaddes Karip hocamızın oluşturduğu afişleri duraklara atmakla başladık. Bu güzel renkli çizimleri. Öncelikle biz bir davetiye oluşturduk öğrencilerimizle ve iki araçlarını kullanarak projemizi Odun Pazarı Alaaddin Parkı duraklarında açılışını yaptık. Projemizde bize desteklerini esirgemeyen kaymakamımız Tuğday Hasan Bilgin'e. Hocam merhaba, Nurcan hocam. Mikrofonunuzu biraz daha yaklaştırır mısınız? Tamam hocam. Şimdi nasıl, iyi mi? Şimdi iyi mi? Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Daha iyi hocam. Mikrofona yakın konuştuğunuzda boğukluk gidiyor. Tamamdır. Peki. Teşekkürler. İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Barış Hancı hocamıza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Kürşat, Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat hocamıza ve okul müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini esirgemediler bu projede. Biz açılışımızı yaptık. Biz bu projede Eskişehir'den 3 okul olarak katılıyoruz. Odun Pazarı bölgesinden Sibel Güngül, Mesret İnal İlkokulu öğretmeni Sibel Güngül hocamla birlikte projeyi yürüttük. Açılışımızı gerçekleştirdik. Açılışımız gerçekleştirdikten sonra öğrencilerimiz de projemiz için bir logo tasarımı yaptık. Bu logo tasarımını oylamaya sunduk ve onun sonucunda oluşan logoyu projemiz için seçtik. Daha sonra öğrencilerimize ünlü matematikçiler hakkında bilgiler toplayarak bunun seslendirmesini yaptılar. Dedikleri araçlarını kullanarak biz çok geniş yelpazeye öğrenci kitlesine sahip bir proje ekibimiz olduğu için ilkokul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise kademeleri olmak üzere gruplara ayrıldık ve çalışmalarımızı bu şekilde yürüttük. Ama çalışmalarımızı yaparken nihai ürünlere birlikte vardık. Ortak çalışmalar yaptık. İlk öğretim, ortaokul ve lise kademelerinden olmak üzere şiir dizelerini öğrencilerimizin oluşturduğu şiir dizelerinden ortak şiirimizi oluşturduk, matematik şiirimizi. Ve bunu öğrencilerimiz seslendirdiler ve ayrı ayrı kademeler olmak üzere bunu ortak olarak oluşturduk. Öğrencilerimize güvenli internet hakkında bilgilendirme yaptık ve panolar hazırladık. 6-21 Ekim tarihleri koderek haftası olması nedeniyle öğrencilerimize böyle renkli kodlamalar yaptırdık ve sertifikalarını aldılar öğrencilerimiz. Bir selamlaşma oluşturduk aramızda. Biz çok kalabalık bir grubuz. O yüzden bu şekilde liste şeklinde hazırlayarak selam gönderen ve selam alan şeklinde birbirimize selam gönderdik ve selam aldık. Ve bunların videolarını da ortaklaşa birleştirerek ortak sunumumuzu oluşturduk. Öğrencilerimiz arasında tanışma webinarları yaptık, düzenledik. İlkokullar, ortaokullar ve liseler kendi aralarında olmak üzere bu webinarları yaptılar. Öğretmenler de bilgi alışverişi için webinarlar yaptı. En son hatta kredi başvuru webinarı gerçekleştirdik. Razi Hocam
gibiydi hocam. Çok tatlılar oldu. Çok sağ olsunlar. Öğrencilerimizin ortak ürünlerimizin en önemlisi olan öğrenci afişlerimiz, öğrencilerimizin tamamen hayal gücüne ve onların sevdiği kahramanlarla oluşturulmuş çizimleriyle ortaya çıktı. Bu benim öğrencilerimin oluşturduğu çizimler. Bu şekilde afiş haline getirdik bu çizimleri ve duraklara öğrencilerimle birlikte astık. Öğrencilerimizi bu projede katıldıklarından dolayı her bir ortağımız bu şekilde sertifikalar hazırlayarak öğrencilerimize bir törenle takdim ettiler. Her ortaktan alınan ortak afişlerle ortak durakta matematik afişimizi de oluşturduk bu şekilde. Ve en son olarak da projemizin kalıcı hale gelmesine neden olan durakta matematik dergimiz. Bu dergide ortaklarımızın durakta açılışları, afişlerimiz, ortak afişlerimiz yer aldı. Evet. Projenin değerlendirme aracı olarak bir ön anket ve son anket uyguladık. Bunu Bülent Hocam toparlayalım olur mu? Tamam. Son cümlelerinizi alalım Sayın Hocam olur mu? Bunu öğretmen ve öğrenci veli olarak ilk anket ve son anket olarak değerlendirdik bu şekilde. Projemiz TRT Çocuk canlı yayında, TRT Radyo'da, Hürriyet, Milliyet, Sabah gazetelerinde yer aldı. Yarın öğretmenleri ödülleri kapsamında 40 proje arasında ve ODTÜ 7. Uluslararası Matematik Zirvesi'nde kabul gördü. Ve en güzel dönüklerinden biri olan, bunu da paylaşmak istedim sizinle, Duraklamatik projesi sahipleri emeklerinize sağlık. Eskişehir'e gezmeye gittim. 2 günlüğüne gittim. Her durakta güzel paylaşımlarınızda ilk oğlumu gördü. Ne kadar güzel bekleyin lütfen diyerek koşarak incelemeye gitti. Orada oturan teyzeler de biliyor. Herkes öğrenmiş projeyi. Herkes öğrenme anlattılar. İlk günlüğünde beni mutlu eden de bu projenin herkese etki bırakabilmiş olması oldu. Gerçekten çok güzel dönükler aldık. Çocuklarımız şarkı oluşturdular. Çocuklarımızla ilgili bir şekilde filmimiz oldu ama videoları açamadığı için sunamıyorum. Anlatıcı projemiz için çok şey var aslında. Ben şu an burada olan proje ortaklarıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleme esirgemediler. Ayrıca sana da çok teşekkür ediyorum Gülşah'cığım. Sen de çok destek oldun bu projede bize. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Nurcan Hocam. Hem güzel sözlerin için hem de bu güzel çalışma için. Hala tüm duraklarda siz varsınız. Ben otobüse binerken hep görüyorum, bakıyorum. Öğrencilerinin yaptığı eserlere bakıyorum. Gerekseniz, gerekse Sibel Hocam'ın. Yani Odunpazarı bölgesinde yaşadığım için ben Odunpazarı'nı da görebiliyorum. Tepe başını bilemiyorum ama Sibel Hocam'ın öğrencilerini, senin öğrencilerini hep bakıyorum ve hani ne kadar güzel, ne kadar etkili bir proje olduğunu fark ediyorum. Benim babam bile bu itibinin senin itibinin mi diye soruyor. O da böyle otobüse binerken falan fark etmiş. Kaldanıklar alıyorum. Evet, yani bu yaygınlaştırma anlamında güzel bir projeydi gerçekten. Emeğinize sağlık. Tüm projeler çok kıymetli. Tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çalışmaları çok kıymetli. Hepsinin farklı farklı güzel bir var. Bu projenin de güzelliği böyleydi. Size ve İSKEN Müdürüme tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, sıradaki öğretmenimize geçmeden önce aramızda Seyit Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz var. Sayın Müdürüm, sesimi alabiliyor musunuz? Bazı Müdürüm. Alıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Müdürüm. Bu saatte bizi kırmadınız, geldiniz. Vallahi harikasınız. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle önemli projelerde her zaman sizlerin teşekkür ediyorum. Seyit Gazi'de de geldiniz, öğretmenlerimize bilgilerinizi aktardınız. Ayrıca teşekkür ediyorum.
Rica ederiz müdürüm. Sizin bir telefonunuz yetiyor biliyorsunuz. Koşa koşa geliriz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Selma hocamız ilçenizden sunum yapacak. Biliyorsunuz evet. Çalıştay'da da ilçenizi temsil etmişti Esra hocamla Selma hocam. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Evet doğrudur. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tebrik ediyoruz. Gerçekten etimlik konusunda ilçemizin diğer projelerde de aynı şekilde lider öğretmenleri onlarla gurur duyuyoruz ilçemiz adına. Çok teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizlere. Çok sağ olun Müdürüm. İyi seyirler diliyorum. Bu saate kadar kırmadınız, kaldınız bizimle. Harikasınız. Evet. Çok mutlu ettiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sırada bir ortaokulumuz var değerli öğretmenlerimiz. Namık Kemal Ortaokulu'ndan kıymetli Nurcan hocamız var. Aslında kendisi yeni arkadaşlarımızdan değil. Hani nispeten daha deneyimli öğretmenlerimizden değil mi Nurcan hocam? Evet, aslında benim eğitim ilgi başlangıç tarihim 2009 ama bir türlü başlayamamanın verdiği şeyle 2018'de seninle tanıştık ve bir yıl içerisinde bir eğitim ilgi okulu olmaya hak kazandık. Yani çok demek kısa bir diyormuşsun sevgili Nurcan. Evet, evet kesinlikle yani Eskişehir şunu söyleyeyim sen farklılaştırdın, sen değiştirdin eğitim ilgi. Eskişehir'de seninle var oldu diyebilirim ben yani. Çok teşekkür ederim. Kızarıyor gördüğün gibi. Şimdi sevgili Nurcan, sen ekranını paylaşmadan önce kıymetli Enes müdürüme söz hakkı vermek istiyorum. Çünkü o birkaç çalıştığı da yani webinara da katıldı. Ben takip ediyorum. Yeri gelmişken müsaitse söz hakkı versek kendine. Müsait galiba Enes hocam. Evde Enes hocam. Evet, müsaitti sanırım. Evet, az önce gördüm onu. Hatta kamerasını ve mikrofonunu açtı. Evet. Koptu mu acaba? Bağlantım koptu. Geliyor mu acaba? Evet, geliyor Enes hocam. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Değerli müdürüm. Hoş geldiniz size. Sayın Müdürüm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz Gülşah Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizleri görüyoruz. Daha da iyi oluruz. Daha da güçleniyoruz. Size hemen yeri gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Siz de bugün programımızda olan pek çok müdürümüz gibi diğer programlara da katıldınız. Bize destek oldunuz. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Buyurun mikrofon sizde. Aslında bu değerli teşekkürleri siz ve ekibiniz hak ediyor. Çünkü biz Nurcan hocamızın da söylediği gibi 2018 yılında sizi davet ettik okulumuza ve sizler de bizi özel hissettirdiniz, okulumuza geldiniz, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Öğretmenimiz ve proje yapan diğer öğretmenlerimiz hep beraber özverili bir şekilde çalıştılar ve okulumuzun etevinin okulu olmasını sağladılar. Arkadaşlar beraber olmaktan ben gurur duyuyorum. Beraber çalışıyoruz. Geliyorlar, fikir alışverişi yapıyoruz birlikte. Çok güzel fikirlerle geliyorlar. Yani olumsuz olabilecek hiçbir şey karşıma çıkmadı daha önce. Tabii bu süreçte biz İl Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ettik. Sayın Hakan Müdürümüzü. Kendisi yine bize destek oldu. Sayın Kaymakamımızın yanına gittik. Erdinç Bey'in buradan ayrılan. Ve o da bize destek oldu. Yani bu tarz İTİVİNİK projelerinin büyüklerimiz tarafından desteklenmesi bizi daha öğretmenlerimizin istekliliği gelince daha fazla istekli bir hale getiriyor. Ve sizin bu sıcak tavrınız, bize olan sabırlı yaklaşımınız, özverili yaklaşımınız bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok zordur proje yapmak. Buradaki arkadaşları gerçekten büyük emekler verdiklerini görüyorum. Özellikle öğretmenlerimiz okula çocuklarıyla geliyorlar proje çalışması yaparken. Böyle farklı zorluklarla çalıştıklarının farkındayım. Her birinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Başarılar dilerim. Teşekkürler Enes Hocam. Yani idare gerçekten önemli. İdari desteğimiz olmazsa projelerimiz hızlı bir şekilde yürümeyecek. Çok teşekkürler herkese. Ben hemen hızlı bir şekilde başlayayım Gülşah'cığım. Çünkü diğer arkadaşlarımızın zamanı
yeterli olsun. Tabii ki hocam. Buyurun. Evet, ismi BIP. Çok kısa, kısalttık bayağı. Bir Boost Interest of Puppies diye bir açılımı var. Öğrencilerde İngilizce öğretimine karşı, öğrenimine karşı bir ilgi oluşturmayla alakalı bir proje. Hemen devam edeyim. Evet, 2019 Haziran ayı Eskişehir İTİM'in çalıştayında ortaya çıkmış bir proje. Bu açıdan hani çalıştaylar, işte webinarlar, bunlar çok önemli. Öğretmenlerin bir araya gelip bir proje oluşturmaları açısından, birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları açısından çok önemli. Bu çalıştayda başladık ve hiçbirimiz çok da yetkin değildik projede. Projenin kurucusu olmayı kabul ettik Nermin hocamla ikimiz. Kurucu olmayı da, proje yürütmeyi de BIP ile öğrendik işin aslı. Çok heyecanlı bir dönem geçirdik. Defalarca buluştuk, oturduk, konuştuk. Hemen kısaca devam edelim. Proje amacımız dediğim gibi İngilizce dersini eğlenceli hale getirmekti. Bunları oyunlarla, şarkılarla, hikayelerle, sınıf içinde ve sınıf dışında etkinliklerle, bunun yanında geleneksel oyunlarımızı İngilizceye adapte ederek bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii ki amacımız İngilizce dersini zenginleştirmek ve farklılıkları olan öğrencilere ulaşabilmekti. Burada da çoklu zeka kuramından kaynaklı olarak hani her öğrenci farklı şekilde öğrenir. O yüzden hani işte sese, göze, oyuna hitap eden ürünlerle çalışmaya çalıştık. Projemizi 3 aşamada ele aldık. Biz ilk olarak tabii ki bunlar her okulun bireysel olarak hani her ortağın kendi dersinde yaptığı etkinlikleri paylaşmasıyla bunları da 6 kategoriye ayırdık. Sınıf içinde, sınıf dışında, interaktif oyunlarla, geleneksel oyunlarla sınıflarımızı zenginleştirmeye çalıştık. Ve biz bu etkinlikleri yaparken de öğretmenlerin birbirinden öğrenmesini sağlamak amaçlı her etkinliğimizin bir açıklamasını istedik öğretmenlerimizden ki biz de torbamızı dolduralım yani ileriki seneler için daha fazla etkinliğimiz olsun diye ki çok sağ olsunlar. Yani benim daha önce hiç duymadığım oyunlar öğrendim. Çok güzel entegre edilmiş oyunlar öğrendim İngilizceye. Hani İngilizce kelimeleri kullanmaları açısından çok güzel şeyler öğrendik beraber. Dediğimiz gibi hani şuradan kısaca bir bahsedeyim. Mesela burada öğrencilerimiz role play yaparak işte yönleri tarif ettiler. Kar topu oyununu kelime oyununa haline getirdiler. Taş boyama etkinliğiyle kendilerini tanıtma etkinlikleri yaptılar. İşte tombalayı kullandılar. Yani birçok etkinliği İngilizce dersine uyarladılar ve İngilizceyi daha etkin kullanmayı sağladık bu şekilde. İkinci aşamada da ortak ürünler ve takım çalışmalarımız vardı. Biz bunlar tabii pandemi girince hepsini biraz online şeklinde yapmak zorunda kaldık birçoğunu. Ortak ürünlerimizi Snapverse çalışmasını bilirsiniz. Hani kelimelerin resimleştirilmesi, bunlar çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirdiği, görsel olarak öğrenmesi olan çocuklarımıza ulaşmamızı sağladı. Yani bu etkinlikler onlar için çok eğlenceliydi. Daha sonra yine akrostiş çalışmamız vardı. Projemizin ismini biz çocuklarımızdan istedik ki hani neler çağrıştırıyor size? Her harfe onlar bir dize yazdılar. Bunun dışında bir kitap oluşturacaktık. Zaten projemizin amaçları da, ve planı içerisindeydi. Bunu da dedik ki ekososyal bir farkındalık yaratmak amaçlı. Hem de çocukların araştırması ve bilgileri toplaması açısından faydalı olsun diye Climate Change kitabımızı oluşturduk. Çocuklar bu kitabı kendileri oluştururlarken tabii ki iklim değişikliğinin sebepleri, etkileri, sonuçları ve çözüm önerileri şeklinde ayırarak bölümleri kendileri buldukları bilgileri paylaştılar ve kitabımızı oluşturduk. Bütün ortaklarımızın ve öğrencilerimizin en çok sevdiği ürünümüz de Stay at Home COVID-19 farkındalığı şarkısıydı. Sözlerini de tamamen öğrenciler yazdı. Sadece bestelenmesinde işte müzikal haline getirilmesinde bir müzik öğretmenimiz yardımcı oldu. Onun dışında söylemesi, sözleri, her şeyi öğrencilerimize ait bir ürünümüzdü ve
gerçekten çok sevdiler. Dilimize pelesenk oldu diyebiliriz yani Stay At Home şarkımız. Bütün ortaklarımızla beraber. Bunun dışında maalesef biz bahtsız bir projeyiz. İngilizce olmasına rağmen bizim yurt dışı ortağımız yok. Vardı ama çalışmadılar, öyle söyleyeyim. Biz de ne yapalım dedik. Kültürel farkındalık oluşturalım dedik. Biz hani ortak takımlar oluşturduk. Okul takımları. Diğer ülkeleri tanımaları açısından, tanıtmaları açısından onlar beraber çalıştılar. Bize tanıttılar ve çok gerçekten eğlenceliydi. Maalesef ama dediğim gibi biraz bahtsız bir proje olarak yurt dışı ortağımız yok. Son aşamada final ürünlerimiz vardı. Final ürünlerimizi de yine bu bir dil öğrenimiyle ilgili projeydi ve sözlüğe ihtiyacımız vardı. Çocuklarımızdan, öğrencilerimizden dedik ki hani harfleri seçelim. Her sözlük, herkes kendi harfine göre işte cümlesini yazsın. Resimle görselleştirirsin, gerekiyorsa seslendirsin şeklinde bir sözlük oluşturduk. Ortak bir sözlük. Jeopardy oyunlarımız, kahoot oyunlarımızı gerçekleştirdik. Bunun dışında bir projemizin en büyük katkılarından birisiydi Ela hocamız. Biz zaten planlamıştık webinarını Doktor Ela Akgün. Anadolu Üniversitesi'nde ELT departmanında kendisi ama yaptığı projelerle, uzaktan öğretimle ilgili projelerle şu an YÖK'ün de kullandığı birçok projesi var ve dedik ki bize pandemi süreci başlar başlamaz kim yardımcı olabilir? Tabii ki Ela hocamız kırmadı bizi, sağ olsun. Okul ortaklarımızla ve ortaklarımızın dışında katılan diğer öğretmenlerle beraber bir webinar düzenledik. Çok sağ olsun bize önemli yol gösterici şeylerde bulundu, tavsiyelerde bulundu diyebilirim. Buradan bir taraftan İngilizceyi görünce ben kusura bakmayın. Kelimeleri seçmekte biraz zorlanıyorum. Evet, Ela hocamız çok değer kattı projemize. Yaygınlaştırma çalışmalarımız her okulumuzun yaptığı gibi. EBA haberlerimiz, okul web sitesi haberlerimiz, sergilerimiz, sanal sergimiz biz de yine aynı şekilde gerçekleştirdik. Bunun dışında yine biz Eskişehir İTÜ'nün çalıştayında okulumuz adına açtığımız sergide değerli kurucu ortağım Nermin Gürcan ile birlikte projemizi Sayın Adnan Boyacı'ya tanıttık. Gülşah hocam da bilir Adnan Boyacı'nın İngilizce öğrenimine ve öğrenimine karşı ilgisi olduğunu ve standımızda zaten hani ilgisini çeken posterlerimizden birisiydi BİP ve kendisine de tanıtmış olduk bu arada projemizi. Onun dışında değerlendirmelerimizi tabii ki anketlerimizle yaptık. Ön anket, son anket şeklinde. Ama bunun dışında tabii bir de daha içsel değerlendirmeler gerekiyordu. Hani çocukların kendilerini ifade edebildiği. O yüzden ismi de çok hoşumuza giden bir değerlendirme kitabı oluşturduk. Beep, beep, we are at the end of the beep şeklinde. Çocuklar buraya kendi düşüncelerini, projeyle ilgili düşüncelerini hem seslendirdiler hem yazdılar. Diğer bir değerlendirmemiz de bir farewell sayfasıyla yani Linoit post-it yapışkanlı kağıtlara yazılarak öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Çok hızlı anlatmamışımdır umarım. Sadece vakit kaybı, hani vakit kaybı demeyeyim de vaktinizi almak istemiyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Biraz hızlı gittim. Arkadaşlarımıza vakit kalsın diye emeği geçen herkese çok teşekkürler. Kamera arkası özellikle çok yoğun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Nurcan. Tam vaktinde bitirdin emin ol. Çok da güzel anlattın. emeğine ederim, sağlık sağ. Tekrar. Benim okulum da bu projede sevgili Canan. Evet. Evet. Yani tabii benim okulum olunca biraz daha ilgimi çekebiliyor. Evet, biz şöyle dediğim gibi hiçbirimiz tam hakim değildik e-twinning'e. Hep beraber öğrendik. Bir kar topu gibi düşünün. Birbirimizin içine gire gire böyle yuvarlana yuvarlana öğrenmiş olduk artık. Bundan sonra inşallah daha güzel, daha etkili bir projeyle devam edeceğiz.
İnşallah Nurcan Hocam. Tekrar emeğinize sağlık. Size ve Enes Hocama ve proje ortaklarınıza, Nermin Hocam, Canan Hocam ve adını hatırlayamadığım diğer ortaklarınıza çokça teşekkür ediyoruz. Sırada sevgili Selma Hocamız var, Seyit Gazi'den. Nurcan Hocam siz ekranınızı kapatabilirsiniz. Harikasınız. Selma Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar Gülşah Hocam. Nasılsınız? Bilgisayarınız kapanmadan inşallah. Evet, inşallah sunumu halledeceğim. Şimdi kapandı, kusura bakmayın. Hemen açıyorum ben sunumumu. Bu arada ilçe müdürünüzle az önce konuştuk. Siz onu kaçırmadınız değil mi Selma Hocam? Aslında kaçırmış sayılabilirim. Burada kendisi. Nazmi Hocam kaçırmış Selma Hocamız. Sizin güzel sözlerinizi. Selma Hocam'la gurur duyuyoruz kısacası. Başarılı, gerçekten ilçemizden lider öğretmen. Bütün öğretmenler arkadaşlar tarafından aynı zamanda sevilen bir çalışkan bir arkadaş. Ben tebrik ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Selma Hocam, siz ekranınızı paylaşırken ben hemen bir bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Eskişehir'imizde merkez ilçeler dışındaki ilçelerimiz çok küçük. Yani hani Sivrihisar'ı ve Seyit Gazi nispeten daha büyük ama ilçelerimiz gerçekten çok küçükler. Ve okul sayıları oldukça az. Proje yapabilme anlamında da daha az ortam ya da koşul olarak uygunluk bulabiliyorlar. O sebeple biz ilçelerden ve köylerden gelen projeleri ayrıca bir seviyoruz. Hani ulaşım anlamında da bize ulaşmaları anlamında da elimizden geleni yapıyoruz. O sebeple de ben Selma ve Şeyma hocamı, bir de sanırım sizde Esra hocamız vardı, yanlış söylemiyorum inşallah. Ve tüm ilçelerden, merkezden proje yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Buyurun Selma hocam, başlayabiliriz. Bu arada okul müdürümüz burada mı? Evet. Ferah hocam burada mısınız? Ferah Nuray hocam? Evet, buradayım. Hocam kıyamam bu saate kadar. Harikasınız. Evet, bekledim. Bana söz hakkı verir misiniz acaba? Diye. Vermez olur muyuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor hocam. Tamam. Etivinik'le okulumuz 2 yıl önce tanıştı. Neredeyse 2 yıldır okulumuzda öğretmenlerimiz Etivinik projelerini hem kurucu olarak hem de ortak olarak yürütüyorlar. Bu akşam tanıtılacak olan Değer Avcıları, Değer Peşinde projemiz aslında Selma Ertürk ve Şeyma Balkan öğretmenlerimizin okulumuzun Etivinik'le tanışmasından hemen önce okulumuzda uyguladıkları bir projeydi zaten. Sonrasında neden Etivinik projesi olmasın dedik ve öğretmenlerimiz Etivinik proje başvurusunu yaparak proje çalışmalarına başladılar. Geçen yıl Değer Avcıları, Değerlileri Arıyor projemiz ulusal kalite etiketi aldı. Bu yılda Değer Avcıları, Değer Peşinde projemizin ulusal kalite etiketiyle taçlandırılmasını umuyoruz. Bu proje bir proje olmaktan öte okulumuzun kültürüyle bütünleşen, öğrencilerimizin yüreğine dokunan, öğrencisi, öğretmeni ve velisiyle tüm okulumuzun dahil olduğu bir süreç oldu. Bu projeye emek veren öğretmenlerimiz Selma Ertürk ve Şeyma Balkan'a çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için biz teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Bu saate kadar beklediniz, bize destek oldunuz. Varlığınızla bizleri mutlu ettiniz. Rica ederiz. Çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi idarecilerimizin desteği paha biçilemez. Şeyma Hocam benim sesimi alabiliyor mu? Hoş geldiniz Şeyma Hocam. Sanırım sunumu birlikte yapacaksınız değil mi Şeyma evet, Hocam? Birlikte yapacağız. Evet, evet Gülşah Hocam. Sesinizi alabiliyorum. Benim sesim de ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Hem güzel yüzünüz hem de güzel sesinizi alabiliyorum hocam. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Buyurun, sahne sizin. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Biz Değer Avcıları Değer Peşinde projemizi Şeyma Hocam'la birlikte sizlere anlatacağız. Sürçülisan edersek affola. Seyit Gazi Şehit Kamil Üngör Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Başlayalım sunumumuza. Biraz heyecanlıyım ama kusura bakmayın. Sunuma neden değerler, neden Etivinik, neden Değer Avcıları Değer Peşinde sorularıyla başlamak istiyorum öncelikle. Biz projemizi düşünürken yani neler yaparız okulumuzda diye
tartışırken değerlerimizin günden güne yok olmaya yüz tuttuğunu ve biz bunu öğrencilerimize nasıl kazandırabiliriz, nasıl yaşamalarını, hissetmelerini sağlayabiliriz diye düşündük. Aynı zamanda istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl önleyebiliriz diye düşünürken ortak kararla olumlu davranışları ön plana alırsak, değerlerimizi ortaya çıkarırsak biz hem öğrencilerimize değerlerimizi kazandırmış oluruz hem de istenmeyen davranışları değil, olumlu davranışları ön plana almış oluruz. Onlara dikkat çekmiş oluruz ve öğrencilerimiz değerli bireyler haline gelirler diye düşündük. Neden değer avcıları değer peşinde dediğimizde de geçen yıl biz değer avcıları değerlileri arıyor şeklinde projemizi yürütmüştük. Müdürlerimizin de söylediği gibi geçen yıl ulusal kalite etiketi aldık. Bu yıl da geçen yılın artılarını eksilerini düşünerek gerekli değişiklikleri yaparak, gerekli yenilikleri yaparak diyeyim, değer avcıları değer peşinde projemizi 32 Türk ortakla birlikte yürütmeye başladık. Ekim ayımız proje hazırlıklarımızla geçti. Afişlerimizin hazırlanması, değer avcılarımızın rozetlerinin hazırlanması, proje logosu, değer avcılarımızın belirlenip bilgilendirilmesi. Bu süreçte de öncelikle değer avcılarımızı belirledik. Peki değer avcıları kimlerdi? Değer avcıları sınıflarımızda her sınıftan temsilci birer değer avcısı belirledik. Değer avcılarımız örnek davranış sahibi öğrencilerdi ve arkadaşlarına bu davranışlarını göstererek örnek olacağını düşündüğümüz öğrencilerdi. Bunları da okul öğretmenlerimizle birlikte kararlaştırdık. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Değer avcılarımız bu proje sürecinde ne yapacaklardı dersek, yıl boyunca arkadaşlarına örnek davranışlarla örnek olacaklardı, model olacaklardı. Biz akran öğretimini temel almaya çalıştık. Hepimiz biliyoruz ki işte gençler, çocuklar bir büyüğün hani bir şey söylediğinde nasihat oluyor ve bunu çok da dikkate almıyorlar, almak istemiyorlar. Ama akranlarından çok kolaylıkla olumsuz davranışları da olumlu davranışları da öğrenebiliyorlar. Biz dedik ki olumlu davranışları ön plana alalım ve bunları akranlarıyla öğrensinler. Değer avcılarımız bunu yaptılar. Ay boyunca deha değerler hazinesi kutumuza davranış kağıtlarını işte değerli gördükleri davranışları ve kimin yaptığını ve o yazıyı kimin yazdığını yazdılar. Ve bunlar ay boyunca birikti. Sonrasında biz ay sonunda deha değerler hazinesi kutumuzu açtık ve değerlendirmelerimizi yaptık. Ayın değerlisi öğrencimizi belirledik, ödüllendirdik. Aynı zamanda hem projemizde çalışan öğrencilerimizi de motive etmek, onları da pekiştirmek anlamında ayın değer avcısını belirledik. Ona da başarı belgesi verdik. Böyle olumlu davranışları ön plana çıkardığımız ve onları gururlandırdığımız bir süreç oldu. Böylelikle aslında o süreçte en güzel yanı da şuydu. Diğer öğrencilerimizin de değer avcısı olmaya, ayın değerlisi olmaya çabaladıklarını gördük. Bu hakikaten çok güzeldi. Projemiz anlamında olumlu bir sonuçtu. Kasım ayıyla birlikte biz değerlerimize başladık. Evet, bir panel çalışması yaptık. Panel çalışmalarımızda şuna özen gösterdik. Sayfalarca ya da küçük görünmeyen yazılarla dolu dolu bir panel şeklinde değil de karşıdan öğrencilerimiz baktığında onların dikkatini çekecek, onlarda bir hissiyat uyandıracak şekilde oluşturmaya çalıştık. Değer avcılarımızla birlikte. Aynı zamanda bütün değerlerimizle ilgili her ay tüm okulla hikaye paylaşımları yaptık. Onlarla hikayeleri tartışarak onlarda değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Aynı zamanda tüm değerlerimizle ilgili o ay yapabildiğimizce onlara değerleri yaşatacak farklı etkinlikler yapmaya çalıştık. Arkadaşlık değerimizde bana arkadaşınla bir anını anlat anı yarışması düzenledik ve kazanan öğrencimizi ödüllendirdik. Aynı zamanda mektup arkadaşım etkinliği düzenledik. Bununla da ortaklarımızla kurayla eşleştirme yaptık ve eşleşen okullar birbirinin değer avcılarını eşleştirdiler ve birbirlerine mektup yazdılar, mektup arkadaşı oldular. Biz de Aydın'dan bir okulla eşleşmiştik. Onlara hem değer avcılarımızın mektuplarını gönderdik hem de Eskişehir'imizin meşhur met helvasını gönderdik. Böylelikle süreci
geçirmiş olduk güzel bir şekilde. Aralık ayımıza baktığımız zaman temiz olmak değerimizi ele almıştık. Yine değer avcılarımızla birlikte pano hazırladık. Temiz dişler, sağlıklı gülüşler, fotoğraf etkinliği oluşturduk diş temizliğine dikkat çekmek için. Aynı zamanda okulumuz en temiz öğrencilerini seçerek onları gururlandırmaya çalıştık. Mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık. Ocak ayı çalışmalarımıza baktığımız zaman kitap ve ilim sevgisi değerimizi ele almıştık ve pano hazırladık yine. Bir kitap okuma köşesi oluşturduk kitap insanımızla birlikte. Orada kitap okumayı ve orada fotoğraf çekilmeyi çok sevdiler. Onun dışında bu değerimizde ailemizi de kattık, aslında velilerimizi kattık. Velilerimizle akşam ailemle kitap okuyorum etkinliği düzenledik ve aileleriyle kitap okuyarak bizimle fotoğraflar paylaştılar. Bir öğrencimizle anımızı anlatmak istiyorum. Öğrencim dedi ki benim babam kitap okumaz ki, yani hele de benimle hiç okumaz dedi. Ondan sonra ben de dedim ki sen bir söyle, biz öğretmenimizle böyle bir etkinlik başlatıyoruz. Benimle kitap okur musun de. Sonrasında veli toplantısında da velimizle görüştük. Hakikaten güzeldi. Öğrencimin mutluluğu hani her şeye değerdi. Bunu da böyle küçük bahsetmiş olayım. Şeyma öğretmenimiz öğrencilerimize kitap hediye etmiş. Öyle bir çalışmamız var. Ayrıca öğrencilerimizle birlikte üzerinde Mevlana'nın, Yunus Emre'nin sözlerinin yazdığı kitap hayraçları tasarladık. Ebru çalışmalarından. Şubat ayına baktığımız zaman da ince düşünceli ve nezaketli olmak değerimiz vardı. Burada da pano çalışması oluşturduk. Panomuzda bir hikaye verdik. Panomuzun altına bir kutu koyduk ve öğrencilerimize sorduk ki siz bu hikayenin ana kahramanı olsaydınız ne yapardınız dedik ve onlardan cevaplar istedik. Kutuya cevaplarını attık. Sonunda... Çok özür dilerim. Son iki dakikamız, isterseniz Şeyma hocama da söz verelim mi? Tamam, tamam. Buyurun. Ya da siz ayarlayın, buyurun. İki tamam. Dakikanız kaldı çünkü uyarın demiştiniz. Tamam, teşekkürler. Şubat ayında düşünceli ve nezaketli olmakta Mart ayından sonra Şeyma Hocam devam ediyor. Tamam. Mart ayında Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabul olduğu için şehitlik değerimizi işlemiştik. Öğrencilerimize şiir yarışması düzenledik ve ayrıca Şırnak ilimizin Silopi ilçesindeki askeri birliğimize değer avcılarımıza mektup yazdık. Mayıs ayına gelirsek Nisan ayımızda büyükleri saymak, küçükleri sevmek değerimizi işledik. Pandemi sürecine denk geldiği için uzaktan yürütmemiz gerekti bu süreci. WhatsApp grubu kurduk. Haddet uygulamasıyla dijital fonu oluşturduk. Yaptığımız etkinliklerden kısaca bahsedeyim. Büyüklerimizle ve küçüklerimizle fotoğraf çekindik. E-güvenliğe dikkat ederek öğrencilerimizin bu fotoğrafları Haddet uygulamasına yüklemelerini sağladık. Yine değer avcıları sağlık peşinde diyerek uymamız gereken kurallara dikkat çektik. Özlediğimiz bir büyüğümüze mektup yazma etkinliği düzenledik. Geçersek Mayıs ayında da cömertlik değerimizi işledik. Bu değerimizde yine arka tarafta Padlet panomuzdan bir kare görüyorsunuz. Cömertlik kumbarası tasarlama etkinliği düzenledik. Hikayelerimizi birebir ulaştıramadığımız için sınıf öğretmenlerimizden destek aldık ve dijital ortamda hikayelerimizi ulaştırdık. Böylelikle sadece öğrencilerimize değil, velilerimize de hikayelerimizi ulaştırma imkanı bulduk. 9 Mayıs'ta E-Twinning gününü kutlamak için küçük bir kolaj çalışması yaptık. Peki ortak çalışmalarımız nelerdi? Hemen ona geçelim. Geçtim ama. Takvim çalışması yaptık. Öğrencilerimize şehitlik konulu Twin Space üzerinden hikaye tamamlama çalışmaları yaptı ortaklarıyla. Cömertlik konulu şiir çalışması yaptılar. Her değerimizle alakalı ortaklarımızla akrostiş çalışması yaptık. Son olarak da Google Slide'la bir değerlendirme slide oluşturduk. Çok güzel dönütler aldık slide'da. Devam edersek ortaklarımızdan bir kareler var. Son değerlendirme konuşmasını yapıp bitireceğim Gülşah Hocam. Ortaklarımızdan kareler görüyorsunuz. Sol tarafta kurucu ortağımız Esra Hocamızın deha kutusunu görmektesiniz. Peki bu proje bize ve öğrencilerimize neler kattı? Yapmış olduğumuz etkinliklerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini görmek, bizim mesleğimize olan şevkimizi ve yeni işlere olan heyecanımızı arttırdı. Öğrencilerin her ay değer avcısı seçilmek için ne kadar gayret gösterdiklerine tanıklık etmek, onları daha yakından tanımamıza vesile oldu. Ben çok da sözü uzatmak istemiyorum. Projeye desteklerinden dolayı Sayın Müdürüm Ferah Nuray Yılmaz'a, proje ortaklarımıza, bize burada arka planda çok destek veriyorlar şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu ortamı sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Kusura bakmayın, hani süre kısıtlı olduğu için ve bir tane daha projemiz var. Anlayışınıza sığınıyoruz. Anlatacak çok şeyiniz var eminim. Hepimizin öyle, bütün projelerde öyle ama amacımız sadece hani projemiz hakkında öğretmenlerimize neler sunabiliriz? Belki anlattıklarımız onların ufkunu açacak. Belki onlara fikir vereceğiz. Ve yaptığınız güzel etkinliklerden de hani haberdar olsun kıymetli öğretmenlerimiz, müdürlerimiz istiyoruz. Tekrar Şeyma Hocam ve Selma Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Okul müdürüne çok teşekkür ediyorum katıldıkları bu saate kadar. Bekledikleri için ilçe müdürünüze yine çok teşekkür ediyorum. Sırada çok kıymetli bir hocamız var. Aslında kendisini çoğumuz tanıyoruz. Çünkü kendisi Çalıştaylar'da da sunum yapmıştı örnek projelerde ve her daim de bize çok destek olmuştu. Bu dönemde özel bir durumundan dolayı çok ekran önünde olamadı kendisi ama yine bizi kırmadı ve yanımızda oldu. Kimden bahsediyorum? Tabii ki matematik projelerinin vazgeçilmezi Şeyma Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu güzel ifadelerin için. Tüm katılımcılar. Öylesiniz ama Süheyla Hocam, yıllardır bu işin içindesiniz. Sadece eTwinning'de değil, pek çok alanda hep bayrak elinizde devam ediyorsunuz kendi alanınızda. Sağ olun. Çok kıymetli müdürünüz de burada. Yalçın Hocam da kesinlikle proje anlamında benim tanıdığım en destek veren, en fedakar müdürlerden biri. Sayın Yalçın Hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Gülşah Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz müdürüm? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bu saate kadar sabırla beklediniz. Çok teşekkür ederiz. Süheyla Hocam astrolist olduğu için kendisi en sonda. Kendisini en sona sakladık. Bakalım bize neler anlatacak diye heyecanla bekliyoruz. Öncelikli olarak Yalçın Müdürüm söz sizde. Sonrasında Süheyla Hocam da. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben öncelikle size bu Eskişehir'de eTwinning çalışmalarının ivme kazanmasında çok destekleriniz var. Size teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bu çalışmaları il çapında çok yaygınlaşmasına büyük desteğiniz var. Bizim okulumuzda da Süheyla Hocam eTwinning çalışmalarına başladı. Gönüllü olarak kendi gayretleriyle başladı ve çok büyük mesafeler kat etti. Pek çok projeler yaptı. Devam ediyor projelerine. Okulumuza kalite etiketleri kazandırdı. Yenilerini de kazandırmaya devam edecek bu çalışmalarla. Ben Süheyla Hocama her zaman destek veriyoruz. Hem gönülden hem maddi manevi her türlü desteği veriyoruz. O da sağ olsun okulumuza çok büyük katkılar sağlıyor. Ben Süheyla Hocama da teşekkür ediyorum. Zamanı da fazla almayalım. Saat ilerledi. Tekrar teşekkür edip ben sözü hocalarıma bırakayım. Teşekkür ederim. Sağ olun Müdür Bey. Buyurun evet. Süheyla Hocam, söz sizde. O kadar çok bekledim ki hala sıra bana geldi mi diye düşünüyorum. Emin olmadınız değil mi? Evet. Ekranımı paylaşıyorum şu anda sizlerle. Evet, ekran paylaşımınız geldi Sayın Hocam. Evet. Öncelikle şöyle kendimi tanıtayım. Süheyla Övecan, matematik öğretmeniyim. Uzun yıllardır hani eğitimin ailesinin içindeyim. Hala öğreniyorum ve öğrenmeye de devam edeceğim. Bu şekilde devam ediyor. Bugün sizlere uzun yıllardır devam ettiğim ve devam etmekten asla vazgeçmeyeceğim bir projeden bahsetmek istiyorum size. Bir kitap, bin etkinlik projesi. Bu proje her şeyden evvel bu seneki projemiz. 10 Türk ve bir İtalyan ortak olmak üzere 11 ortaklı bir projeydi. Fakat pandemi süreci İtalyan ortağımızı gerçekten derinden etkiledi. O yüzden aktif çalışmalarımıza katılamadı. Uluslararası olmasına rağmen projemiz ulusal bir projeye dönüştü. Ekranda gördüğünüz logo yarışmasının birincisidir ve projemizin logosu olarak seçilmiştir.
sorumlu öğretmenlerimiz ekranda görmektesiniz zaten. Şimdi hani kitap deyince projeyi hep hani bir kitap okuma alışkanlığı kazandırmayla ilişkilendiriyorlar. Hayır, ben matematik öğretmeniyim. Kitap okuma alışkanlığı kazandırma projesi değildir bu proje. Bir kitap, bir etkinlik projesi öğrencinin bir kitabı seçerek o kitap içerisinde okuduğu şeylerden yola çıkarak gördüğünüz gibi röportaj, sinema, drama, söyleşi, dergi, dans, müzik vesaire farklı farklı etkinliklere evrilen inanılmaz derecede yaratıcı farklı ürünler ortaya konan gerçekten çok güzel, verimli bir projedir. Nasıl bir proje diye düşünecek olursak, bütün branşlarda uygulanabilir bir projedir. Gördüğünüz gibi şu an projemizde İngilizce, müzik öğretmenimiz var ortak olarak, Türkçe edebiyat öğretmenlerimiz var, matematik öğretmenlerimiz var. Ve bu projede kitaplardan yola çıkarak etkinlikler üretmeyi hedef olarak baz almış bir projedir. Ve yaratıcılığı, üretkenliği, işbirliğini, teknoloji okul yazarlığını, sosyalleşmeyi, eleştirel düşünme becerisini geliştiren bir projedir. Ve müfredat entegrasyonuna da kesinlikle çok uyumlu bir projedir. Biliyorsunuz proje tabanlı öğrenme yönteminin temelleridir bunlar. Biz bu projede ne tür kazanımlar bekledik öğrencilerimizden, neler elde etmelerini istedik? Bir kere kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, işte düşünmelerine imkan sağlayan, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine, harmanlamalarına imkan sağlayan bir projedir. Hem bireysel çalışırlar hem de ekip olarak çalışabilirler. Ve işbirlikçi olarak farklı takımlar bir araya gelerek farklı sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışma imkanı sağlarlar. Çeşitli bilgiler arasında ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunan bireyler yetiştirmeyi hedefledik bu projede. 5 yıldır uygulanmakta olan bir proje olduğunu söylemiştim. Her kademe de uyguluyoruz bunu. Daha önceki yıllarda ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere ortaklarımız vardı. Bu sene sadece ortaokul ve lise ortaklarımız var. Proje öğretmenin kendi programına, yani bizim mesela ben matematik öğretmeni olduğum için kendi matematik programına uyarladığım bir imkan tanıyan bir proje. Proje kurucumuz, fikir babamız Nezahat Akbaba'dır. Valide Bağfen Lisesi Edebiyat Öğretmeni olarak çalışıyor. Kendisine sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu 5 yıllık bir proje ama kendini sürekli tekrarlayan bir proje değil. Sürekli her sene farklı farklı çalışmalarla kendini yenileyen, aktif, oldukça orijinal bir projedir. Bu yıl biz neler yaptık? Genel yıllık planlarımızı ortaklaşa belirledik. Demokratik bir şekilde belirlendi planlar. Farklı branşlar kendi planlarını bu planı temeli alarak oluşturdular. Okutmayı planladığımız kitap seçkisi ortaklarımızla tartışarak belirledik. Çünkü kitap seçimi çok önemli. Hem yaş grubuna hem de çocukların seviyesine, kitap okuma yaşına göre özellikle belirlenmesi gerekiyordu. Daha önceki yıllarımızda ortak bir kitap belirlememiştik ama bu sene çok özel bir kitap olan Anne Frank'in hatıra defterini belirledik. İyi ki de belirlemişiz çünkü pandemi sürecinde Anne Frank'in yaşadığı o Dünya Savaşı sırasındaki o evin içinde kalmış halini, onun yaşadığı hisleri pandemi sürecinde çocuklarımız gerçekten içselleştirdiler ve onu daha iyi anladılar. Bu kitabı öncelikle bütün ortaklarımız okudu. İngilizce öğretmenleri İngilizcesini, ortaokuldakiler onların yaş grubuna olan bir çevirisini, bizler de lise seviyesine uygun bir çevirisini okuduk. Şimdi biz bu proje kapsamında neler yapacağımızı anlatmak istiyoruz. Evet, çok kısa bir şey. Süheyla Hocam genelde açmıyor ama videoları. Bugünkü internetten dolayı sanırım. Herhalde.
Süheyla Hocam sesiniz gitti. Süheyla Hocam. Tamamdır. Sesiniz de gitti az önce de. Tamam. Şimdi biz matematik öğretmenleri olarak gördüğümüz kitap seçkisini kullandık bu sene. Öğrencilerimiz sayısına göre gruplara ayrıldılar sınıflarda ve gruplar belirledikleri kitapları seçtiler ve bu kitaplar üzerinden etkinliklerini planlamaya başladılar. Edebiyat öğretmeni arkadaşlarımız kendi belirledikleri seçkileri kullandılar. İngilizce öğretmenlerimiz de benzer şekilde. Gördüğünüz gibi kitapların arasında bilimsel araştırma, yaratıcılık, eleştirel bakış açısı, yaşamsal beceri, bilgi, problem çözme gibi şeyler görüyoruz. Bunlar bir bireyin olması gereken özellikleri. Dolayısıyla biz bu kitaplarda çocukların okuyarak, bunların içinden çeşitli etkinlikler tasarlayarak kendi bireysel gelişimlerine katkı sağlamalarını hedefledik. Ve gerçekten de bu becerileri kazanan bir öğrenci 21. yüzyılda problem çözen, problemleri düşünüp eleştirel yaklaşabilen ve yeni yeni şeyler üreterek Web 2.0 araçlarıyla kendilerini geliştiren bir yol izlediler. Projede 24 öğrencim vardı ve bu öğrenciler kendi aralarında 5 takım oluşturdular. Her bir takım bu şekilde kendine birinci takım olmak üzere gördüğünüz gibi görevler belirlediler. Ve iki araçları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdik ve bu bilgilerden yola çıkarak öğrencilerimiz çalışmalarını gerçekleştirdiler. Burada iki tane tabu örneği görüyorsunuz. Bakın Matematik Canavarı isimli kitaptan hazırlanmış bir tabudur. Diğeri de Sıfırdan Sonsuza Matematiğin Öyküsü kitabından gelen bir tabudur. Burada tabudaki amaç şu, yani neden hani tabu hazırlanıyor? Bir kere bu kitabın içinden seçilen anahtar sözcükler var. Bu anahtar sözcüklerle tabu çalışması yapıldığında kitabın içindeki anahtar sözcükler bize bir donu oluşturuyor. Bu sözcüklerden yola çıkarak çeşitli etkinlikler tasarlayacağını anlıyoruz. Şimdi neler yaptık? Tabii ki çok hızlı bir şekilde geçeceğim bunları. İnanılmaz çok etkinliğimiz var. Ama her logo projenin olmazsa olmazı logo ve poster çalışmalarını görmekteyiz. Tabii ki bir seçki oldu. Her okul logosunun posterini belirledi. Sonra bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın birincisi de Validebağ Fen Lisesi'nin logosu birinci olarak seçildi. Aşağıda bir tabulamaktan sözcüğü görmektesiniz. Burada Anne Frank'in hatıra defterindeki kelimeler, anahtar sözcükler bir araya getirildi ve bu sözcükler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Tabii ki ön anketimiz vardı. Okuma, okumanın önemi, okuduğunu anlama becerisiyle ilgili sorularımız vardı. Ve bu soruyu cevaplayan öğrencilerimiz de, tabii CEMEC de biliyorsunuz e-dergidir. Proje ön anketini ve son anketinin değerlendirmelerini bu şekilde e-dergiye dönüştürerek yorumlamalarını gerçekleştirdik. Tabii ki bu çalışmaları aslında görev dağılımıyla gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Bizim projemizde her öğretmenimiz bir şey yaptı. Yani mentor oldu. Ve dolayısıyla her öğretmen bir katkı sunduğu için projemiz hepimizin emeği. Gerçekten inanılmaz. Bu sene kurucu ortak biliyorsunuz Nezahat Hanım çok değerli bir edebiyat öğretmenidir. Ben de yanına proje kurucusu olarak, ikinci ortak olarak katıldım. Tabii ki gruplar arası panel yarışmaları var. Her grup kendi kendine okullarında, gruplar kendileriyle yarıştılar. Güzel paneller çıktı ortaya kitaplarla ilgili. Anahtar sözcükler neden önemli? Edebiyat öğretmenleri hani daha iyi anlarlar bunu. Ben burada kitaplarda anahtar sözcükleri bulduğumuz zaman öğrenci burada anlamadığı ya da işte tanımının ne olduğunu bilmediği şeylerle karşılaştığında onları araştırmaya sevk eden şeyler oldu. Dolayısıyla bunlar üzerinde etkinlikler tasarladılar. Arka kapak yazısı yazmak çok zormuş. Yani ben tabii ki hani edebiyat öğretmenleri bunu bana söylediler. Gerçekten eğer kitap hakkında iyi bir bilgiye sahip değilseniz arka kapak yazısını yazamıyor musunuz? Gerçekten de öyle. Çocuklarımız inanılmaz işler başardılar. Ve gerçekten kitaplarını okuduktan sonra
çok güzel çalışmalar yaptılar. Tabii ki zihin haritaları olmazsa olmazları, bir kitabın tüm kavram haritasını oluşturmak, kitabın içindeki içeriklerin neler olduğunu anlamaya çalışmak, Anne Frank olsun, olasılık olsun, matematik ve sanat olsun vesaire gerçekten önemli. Burada kalıcılığı sağlamak, kitapların içeriğini daha anlaşılır hale getirmek amacıyla çeşitli zihin haritaları oluşturduk. Yılbaşı kartlarımız tabii ki her projenin olmazsa olmazları diyebiliriz. Birbirimize eşleştirmelerle kartlar yaptık, yolladık. Gördüğünüz gibi anahtar sözcüklerle şiirimi yazmadık. Ondan sonra masallar, fabüller mi oluşturmadık? Şimdi masal derseniz matematikle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Hayır, biz masal yazdık ama masalın içinde matematiği kullandık. Gerçekten çocuklarımız masal yazdılar. Yazdıkları masallarda matematiğin işlemlerini kullandılar, hikayelerini kullandılar ve bunları e-booklara ya da kitaplara dönüştürdüler. Tabii ki bizim sosyal sorumluluk çalışmalarımız olmazsa olmazlarımız arasında. Kardeş okullarımız, kardeş şehirlere kolilerle kitaplar, kırtasiye yardımları gerçekleştirildi. Biz de bu sene Tema Vakfı ile ilgili bağlantılar vasıtasıyla bir de ülkemizde biliyorsunuz Geleceğe Nefes projesiyle 11 milyon ağaç fidan dikimi vardı. Bizim okulumuz da buna katkı sağladı. Tabii ki sivil toplum örgütleri de toplumların hani olmazsa olmazlarından. Dolayısıyla her okul işte AFAD olsun, Tema Vakfı olsun gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiler. Kitaplarımızdan denemeler, kitap tahlilleri, sözlükler hazırladık, fragmanlar hazırladık ve tabii ki pandemi sürecine geldiğimizde ne yapabiliriz diye sorguladık. Böylece aile bireyleriyle hep beraber öğrencilerimizin kitap okuduğunun görüntülerini kolajlayarak Art Steps ile sanal sergiye dönüştürdük ve aile bireylerine kitap okuyorum karma fotoğraf sergisini oluşturduk. Tabii ki burada sözlük, bu bir öğrencimizin hazırlamış olduğu sözlük. Kitabın içinde bilmediği kelimelerden yola çıkarak araştırmalarını tamamlamış oldu. Tabii ki başka çalışmalarımız da vardı. Radyo tiyatrosu ve kitap seslendirmesi çalışmaları. Ama bizi burada en çok heyecanlandıran şey şu oldu. Öğrencilerimiz yaptı ama dedik ki dilsiz olmaz. Öğretmen arkadaşlar da Annette Frank'in günlüğünden çeşitli satır aralarını videoya dönüştürerek hep beraber bütün öğretmen arkadaşlarımız seslendirme çalışmasında bulundu ve onu YouTube'a ekleyerek çalışmamızı tamamlamış olduk. Anne Frank'e mektuplar yazıldı, işte kitaptan üç boyutlu tasarımlar gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde evde olan çocuklar ne yapabilirler diye düşündüğümüzde tabii ki üç boyutlu tasarımlar gerçekleştirmek geometrik bakış açısı kazandırmayla ilişkili. O yüzden çocuklar evde buldukları karton, kumaş vesaire atıklarla Anne Frank'in odasını tasarladılar. Bir tane örneği ekranda görüyorsunuz. Ortak çalışmalarımız arasında eğitim birinde bir Menti çalışması gerçekleştirdik. Bu Menti çalışmasında eğitimin deyince neler hissettiğimizi paylaştılar. Bir Anne Frank'in hatıra defteriyle ilgili kahot oluşturduk ve bu kahotu yarıştık. Okuyup değerlendirme sürecini aldık. Daha sonra tabii ki COVID-19 ile ilgili bir kamu spotu değerlendirmesi bizim için önemliydi. O yüzden her öğrencimiz evde kitap okuyorum, karantina günlerinde okuyorum isimli bir kamu spotu çalışması gerçekleştirdiler. Tabii ev güvenlik çalışmaları ve telif hakları ile ilgili çalışmalarımız da oldu. Çeşitli görsellerimizi okul web sitemizde paylaştık. Aynı zamanda öğrencilerimize bir quiz yaptık. Kuyumda telif hakkı ve veri koruma ile ilgili çalışmalarını sorguladık. Ve eğer doğru bildiyse kuyumda kendisine bir sertifikayla ödüllendirdik. Bizim final ürünümüz olmazsa olmazımız inanılmaz bir çalışma. Özgürlük Gezegeni Manifestosu. Bu bizim için gerçekten çok 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 verimli bir çalışmaydı. Karma takımlar çalışmasıydı. Bir senaryo yazdık. Dünyamız kirlenmiş, yaşanmaz hale gelmiş. Bilim adamları da bir gezegen keşfetmişler. Öğrencilerimize sorduk, siz bu gezegeni nasıl kurarsınız? Bu gezegende kuralları nasıl koyarsınız?
ve böylece çeşitli başlıklar belirledik. Sanat politikaları, tüketim kültürü ve ekonomi, çevre politikaları, eğitim politikaları, gönüllülük, sivil toplum politikaları, sağlık politikaları olmak üzere 6 ana başlıkta belirledik. Fakat manifestoyu ortaokul grubumuz yapamayacağı için onları da sanatsal faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme yaptık. Onlar da kendilerine, yaşlarına uygun bir çalışma gerçekleştirerek manifestolarını oluşturdular. Dediğim gibi bu 7 tane ana başlık belirledik kendi aralarında. Neler yaptılar? Yaptıkları araştırmaları videoya çektik. Çektiğimiz videoları yine sanal sergide Özgürlük Gezegeni Manifestosu adı altında sergide paylaştık. Ayrıca tabii ki çalışmalar Mayıs ayında hani bir ortak sunum yapılması gerekiyordu. Bütün öğrencilerimizle beraber toplandık. Zoom'dan bir sunum çalışması, ortak sunum çalışması yaptık. Bütün öğrencilerimiz manifestolarını seslendirdiler, dinledik. Hep beraber bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirdik. Ve gerçekten çok çok güzel bir çalışma oldu. Ben Leyla Hoca, evet. Çok özür dilerim. Süremizi bayağı aştık. Zoom toplantımız her an bitebilir. Hani sorular var, bir de kapanışımız ya kıymetli hocam. Benim söylemek istediğim birkaç şey var. Mümkünse toparlayabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı yazdı ortaokul grubumuz. Bu şarkıyı Eğitimin Türkiye ve diğer sosyal platformlarda sunduk. Yaygınlaştırma çalışmalarımızda canlı yayınlar yaptık. Basında haberlerimiz çıktı. Daha birçok çalışmaya imza attık. Tabii ki tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi ihmal etmemem lazım. Hepsi benim için çok kıymetli, çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ve blogumuz, web sayfamız hepsi projemizin tanıtımına katkı sunan şeylerdir. Ben teşekkür etmek istiyorum. Guernica tablosuyla veda etmek istiyorum. Bir proje daha tanıtılacaktım ama maalesef zaman yetmedi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Süheyla Hocam. Eminim anlatacağınız çok güzel şeyler vardır ama bayağı ikiye katladık sırayı ve kapanma ihtimali var. Biz çok keyifle dinliyoruz sizi. Siz hep anlatın, biz dinleyelim. Fakat hem ortaklarından söz almak isteyen öğretmenlerimiz olduğunu belirtmişlerdi. Hem de ben bugün biliyorsunuz son webinarımız, bununla ilgili söylemek istediklerim olacak. Müsaadenizle ben bununla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz, bu arada ekran paylaşımınızı kapatabilirsiniz sevgili hocam. Değerli arkadaşlar, yaklaşık biz biliyorsunuz ki 17 kere ekran başındaydık. 3 haftayı geçti. Aralarda tabii bazı boşluklarımız oldu, dinlenme durumlarımız oldu. Bu arada özür dilerim, şunu bir almam lazım. Çok özür dilerim, ses yok arkadan. ama siz hep yanımızdaydınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum ama burada bence en büyük teşekkürü, tabii aramızda değil ama kendisi duyar diye diyorum. İyi Milli Eğitim Müdürümüz çok destek oldu biliyorsunuz başından sonuna kadar. İlçe müdürlerimiz, İyi Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, okul müdürlerimiz, şehir dışından gelen öğretmenlerimiz bizi hem takip ettiler hem yaygınlaştırma anlamında bize çok destek oldular, paylaştılar. İl koordinatörlerimiz buradaydı ama ayrıldılar sanırım saat geç olduğu için. Onlara da çok teşekkür edelim. Onların yaygınlaştırmasıyla da biz bu kadar büyüdük. Çünkü biz çok ufak bir şeyle başlamıştık hatırlarsanız sevgili ekibim. Ama sizin desteğinizle, öncelikle çekirdek ekibin desteğiyle, sonrasında bizim takipçilerimizin ve katılan öğretmenlerimizin desteğiyle iş çok güzel yerlere geldi çok şükür. Bunun için Azerbaycan'dan katılan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların varlığı bize çok mutluluk veriyor. Ama en özel teşekkürler bence şu ekibe. Değerli öğretmenlerimize, biliyorsunuz siz bizleri keyifle dinlerken arkada inanılmaz bir ekip çalışıyor. Bu arada kedi için özellikle sesi gelmiyordur inşallah. biliyorsunuz bütün tasarımlarımızı kıymetli Ezgi Hocam yapıyor. Bugün de sunum yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hem sunumlarıyla hem de co-hostluklarıyla, çünkü biliyorsunuz sizlerin kabulü işte chat kısmında ki akışın kontrolü, soru cevaplar, link paylaşımları vesaire, bu anlamda sevgili Derya Sayın Hocama, Özel Eren Hocama, Fatma Çıkgöz Hocama, Funda Çıray Özkara Hocama
Belgin Sevgi Üçyüz Hocama, Asuman Baş Hocama hem kovuslukları hem de sunumları için. Ayrıca Davut Hocama, Dilek Hocama, Ayşe Hocama, Aysel Hocama, Ramazan Hocama, Selda Hocama. Yine aynı şekilde ellerinden geldikçe onlar da bizim kovusluklarında yani webinarlarda yardımcı oldular ama çok güzel sunumlar yaptılar bizleri biliyorsunuz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen onlar için kocaman bir alkış istiyorum ben sizden. Çünkü ben tek başıma bunların üstesinden gelemezdim. Ekip işi diyoruz ya, proje bir ekip işi. Bu webinarlar da bir proje oldu bence artık. Bu da bir ekip işiydi değerli arkadaşlar. Onların adını geçirmesem olmazdı, içim rahat etmezdi. Ben de naçizane sizlerle birlikte olup elimden geldiğince hem yeni başlayan öğretmenlerimiz için hem kendimi geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz için itibini düşünmeyen ama sınıfında yenilik yapmak isteyen öğretmenlerimiz için bile çalışmalar yaptık biliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Ben öncelikle bu ekipten söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa onları söz vermek isterim. Sonrasında da bugün sunum yapan değerli öğretmenlerimizin ortaklarından ya da onlara soru sormak isteyenler varsa onlara söz hakkı vermek isterim müsaadenizle. Buyurun. Değerli ekip, söz almak isteyen var mı? Çok güzel gülüyorsunuz hepiniz. Kimse konuşmayacak mı? Merhaba. Merhabalar sevgili Ayten Hocam. Merhaba. Ben hoş geldiniz. Ben katılıyorum. Bir ay oldu projeye katılalı. İlkay Hocam'ın ile katıldım. Projeye uzun zamandır katılmak istiyordum. Gençliğimiz ve medeniyetimiz projesi üzerinde çalıştık. Her zaman destekledi İlkay Hocam ve diğer hocalarıma çok çok teşekkürlerimi bildiren. Saatlerdir keyifle dinliyorum hepinizi. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İyi ki katıldım. Ve süre bu birlikteliği devam ettirmeyi düşünüyorum. Her zaman hem ülkemiz hem şehrimiz her zaman hoş geldiniz diyoruz kıymetli hocam. Biz her zaman sizi kardeş olarak görüyoruz. Kesinlikle iyi ki varsınız diyoruz. Desteğiniz için de teşekkür ederiz. Bugün sadece proje ortaklarınızı değil bizleri de can kulağıyla dinlediniz, destek oldunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ayşe Hocam. Buyurun. Ben Ayşe. Merhaba herkese. Süheyla Hocam sana da merhaba. Tebrik ederim. Başarıyla atlattın. Çok severek dinledik. Arkadaşlar hani ben öncelikle Gülşah Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel webinar serisi bir dizi olarak bize sunduğu için. Hani onun adını almadan olmazdı. Bir de e-twinning dediğimiz şey bence hani gerçekten bir ruh işi. Her ne kadar hani Erasmus olsa da, TÜBİTAK olsa da, değişik platformlar olsa da bence hani sınıfa en fazla inebilen, çocuklarla en fazla birebir diyalog halinde olduğumuz, yani öğretmenliği en fazla hissettiğimiz noktalar bizim e-twinning projeleri oluyor. Onun için benim 10 yıldır, hani ta ilk başladığımdan beri neredeyse bu portala kayıtlıyım ve bu portalda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En kıymetli projelerim genelde e-twinning projeleri oluyor. Çünkü çok emek vermiş oluyorum onlara. Çocuklar da çok emek vermiş oluyorlar. Dolayısıyla hani e-twinning'in birazcık da böyle bir ruhu olduğuna hep inanıyorum. Bu platformu sağladığı için dediğim gibi öncelikle Milli Eğitim Müdürümüze Gülşah Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ekip gerçekten muhteşemdi ama katılımcılar bence çok çok daha muhteşemdi. İnsanlar evlerinde pek çok keyif yapabilecekleri şeyden vazgeçerek bunu öğrenme derdine düşüyorlarsa bence bu katılım çok kıymetlidir. Teşekkür ediyorum ben herkese, tüm katılımcılara, Gülşah Hoca'ya, arkadaşlarıma. Hepinizi öpüyorum, iyi geceler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Ayşe Hocam. İyi akşamlar hocalarım. Gülşah Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Konya'dan katılıyorum ben hocam. Müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda da E-TV'nin Konya İl Yönetimindeyim. Harika. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir webinardı. Çok güzel organize edilmiş. Benim yolum Eskişehir'e nasıl düştü? İlkay Hocam sayesinde, İlkay Akarsu demin projemizi sundu.
çok keyifli bir şekilde çalıştık. Çok pardon. 2017'den beridir hem sahadayım hem de aktif olarak e-Twinning projeleri yapıyorum. 2014'ten beridir Erasmus projeleri yapıyorum. Ama katılıyorum, e-Twinning bir ruh. E-Twinning birleştirir, e-Twinning kavuşturur, biliyorsunuz Tekimece faaliyetleri yapılmıştı bakanlık düzeyinde. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkese bol etiketli bir yıl diliyorum. Ama her şeyden önemlisi, etiketten de önemlisi, öğrencilerimizin hayatında bir fark yaratmamız, eğitim öğretimde değişim yaratmamız ve öğretmen değişmeli diyorum. Öğretmen değişmeli. Öğretmen değişirse dünya değişir. Teşekkür ederiz Gül Hocam. Güzel sözleriniz için. Özkan Hocama da selamlar. Tamam. Başına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İlkay Hocam da ne kadar ne mutlu İlkay Hocama. Ortakları hep burada. Destek oluyorlar. Söz almak isteyen var mı değerli öğretmenlerimiz? Ekipten olur, katılımcılardan olur.